Savunma sanayinde yapay zeka sohbetimize hoş geldiniz öncelikle. Bugün 2 saat ya da biraz daha fazla olabilecek şekilde Cihan Çalışır'la savunma sanayinde yapay zeka üzerine konuşacağız. Ve kendisi aktif olarak yapay zekada çalışan, savunma sanayinde yapay zeka alanında çalışan birisi. Birkaç yıldır yaptığı çalışmalarla ilgili kendisiyle sohbetimiz de oluyordu. Ve neler yaptığını, neler yapılabileceğini konuşuyorduk. Kendisiyle teknik olarak ve biraz daha fütürist bakış açısıyla da, yani kendi bakış açımızda da yorum katarak ya da katmaya çalışarak değerlendirmeye çalışacağız. Bu savunma sanayi aslında bizim içinde bulunduğumuz siber güvenlik konseptini de kapsıyor. Siber güvenlik teknik olarak savunma sanayinin içerisindedir. Defense industry içerisindedir. Bu nedenle kardeş konseptler diyebiliriz. Birisi fiziksel güvenlik tarafını yönetirken, korumaya çalışırken, diğeri de siber tarafı korumaya ya da saldırı odaklı siber dünyada teknoloji geliştirmeyi sağlar. Ben sözü kendisine bırakacağım. Öncelikle kendisini tanıtarak başlarsa neler yaptı yapay zekada? Sevinirim. Tabii hocam. Söz sizde. Tabii. Cihan Çalışır. Cihan hocam da bahsetti. Ben birkaç senedir savunma sanayide çalışmaktayım. Şu an Baykar'dayım. Aralık ayından bu yana. Öncesinde Havelsan Alt Yüklenici bir firmada çalışıyordum. Orada da Milli Taktik Çevresi Milasyonu için yapay zeka geliştirme üzerine bir projede çalıştım. Şu anda da görüntü işleme, sinyal işleme, computer vision yani hepsinden biraz çalışıyoruz diyebiliriz. Yani ama ağırlıklı olarak çalıştığım konu dağıtık yapay zeka, dağıtık reinforcement learning alanı yani distributed reinforcement ya da distributed machine learning de genelleyebiliriz. Bu şekilde bugün savunma sanayide yapay zekaya yönelik bir sunum yapacağım. Şu an Öncelikle Cihan Hocam, Tabii hocam. benim merak ettiğim ve öğrenci açısından da hızlı bir şekilde bir bakış almak istediğim şey. Şimdi çok kolay bir şekilde distributed reinforcement learning dedim. Ben de bu alanda çalışan birisi olarak öyle kolay bir şekilde söylenemeyeceğini biliyorum bunun. Evet hocam. Buraya gelene kadar neler yaptın? Nasıl başladın? Distributed reinforcement learning, reinforcement learning bunlar savunma sanayinde tam olarak ne yapar? Ve sen neden reinforcement learning, sonra da distributed reinforcement learning alanında çalışma ihtiyacı duydun? Şimdi şöyle, simülasyon ortamında çalışma gerekliliği var reinforcement learning tarafında. Ve burada sistemler genellikle kural tabanlı, yani dil fark etmeksizin kural tabanlı bir şekilde yazılmış durumda. Dünyada da böyle, bizim ülkemizdeki yazılımlarda da böyle. Bunları biz yapay zeka ile çözümleyelim. Yani kural tabanlarının yerine yapay zeka geçsin, kendi kendine öğrenen sistemler geçsin dediğimizde kullanabileceğimiz yaklaşım reinforcement learning oluyor. Çünkü yeni stratejiler de keşfedebilsin istiyoruz yani eş zamanlı olarak. Bunu belirli bir kısma kadar fine tuning gibi metotlarla ya da transfer learning gibi metotlarla gerçek dünyadaki veriyi modellere transfer edebiliyoruz. Yani belirli bir seviyeden başlatabiliyoruz. Ama daha ileri seviyede daha iyi sonuçlar verebilmesi, iyi stratejiler üretebilmesi için reinforcement learning kullanmamız gerekiyor. Burada reinforcement learning'den distributed'a nasıl geçiş yapıyoruz? Kaynak yetersizliği diyebiliriz aslında, kaynak ihtiyacı da diyebiliriz. Şimdi şöyle kompleks bir eğitim uzayında herhangi bir eğitimi yapmak istediğimizde eğitimin aylarca sürme ihtimali var. Yani eğer yeteri kadar donanım yoksa elimizde. Ama yeteri kadar donanıma sahipsek bu sefer de sistemleri paralel ve dağıtık, aslında dağıtık ikisini de kapsıyor da kullanarak eş zamanlı olarak RL ajanlarını eğitebiliyoruz. Yani agentları eğitebiliyoruz. Burada temel varsayım farklı ortamlardan eş zamanlı olarak durum, ödül ve ceza beslemesi yapmak. Yani reinforcement learning'in diğer machine learning
tabanlı yaklaşımlardan farkı deneme yanılmayla öğrenmesi. Yani etiketlenmiş bir veri setinden ziyade ödül, ceza ve görev yapacağı ortam içerisinde öğreniyor. Hatalarından öğreniyor. Bunu yapabilmesi için binlerce defa aynı oyunu, aynı görevi oynaması gerekiyor. Ya da simülasyon içerisinde herhangi bir senaryoyu diyebiliriz. Bu bir dogfight senaryosu olabilir, ip dalaş senaryosu. Binlerce kez oynaması lazım. Bu da birkaç ay sürebilecek bir eğitim. Yani elimizde 4090 dahi olsa, yani atıyorum artık böyle güçlü ekran kartları da olsa, çok komplike uzaylarda eğitim çok uzun sürüyor. İşte bunun önüne geçebilmek için sistemleri ilk başta sanallaştırıp çoğaltabiliyoruz. Literatürde çok farklı yaklaşımlar var. Multi-thread tabanlı mimarilerle bu zaten yapılabiliyor şu an. Yani yeni çıkmış bir şey değil. Bu 90'lı yıllarda da var olan bir şey. Ama 2012-2013'ten sonra GPU'lar artık etkin şekilde kullanmaya başlanınca tekrar gündeme gelen, üzerinde çok çalışılan bir alan. Ki zaten şu an bulutta da çok farklı çalışmalar yapılmaya başlandı. Hatta doğrudan şu an Amazon'un AWS'si üzerinde yarışmalar falan düzenleniyor. Birkaç farklı bu şekilde platform var, yarışmalar düzenlenen. İşte reinforcement learning ajanlarınızı eğitip diğer ajanlarla falan müsabakaya sokabiliyorsunuz. Bunları yapabilmek için tabii yani ilk başta ortam sanallaştırma üzerine çok çalışmak lazım. Yani Docker'ı iyi seviyede öğrenmek lazım. Konteynerlaştırma niçin yapılır, bunları bilmek lazım. Sonrasında paralel veri beslemesi niye yapılır? Merkezi sistem nedir? Distributed sistem nedir? Yani merkezi ya da merkezi olmayan yaklaşımlarda işte problemler nelerdir? Bunları kavramak gerekiyor. Yani bu şekilde biz de başladık. Yavaş yavaş ihtiyaca göre ilerledik. Yani şu anda aslında, da böyle gidiyor. Aslında söylediğiniz şeylerde ileri seviye yazılım var. İleri seviye işletim sistemi mimarisi var. Bu yapay zeka, ileri yazılım ve işletim sistemi bilgilerini birleştirerek yeni bir yaklaşım. Reinforcement Learning'de temelde ben öğrencinin anlayacağı farklı yaklaşıma çevireyim. Bir environment diye bir şey var. Environment burada mesela bir tank olabilir, bir İHA SİHA olabilir. Düzelteyim. Bir o İHA SİHA'nın üzerinde bulunduğu işte hava boşluğu da olabilir ya da kara araçlarında bir tank mesela. Etrafındaki her şey environment olabilir. Bunun oradaki araç da İHA ya da kara aracı. Kendisi de bir agent oluyor. Ve bu environment üzerinde öğreniyor bir nevi. Yani bizim agentımız environment üzerinde öğrenme yapıyor. Fakat buradaki teknik sorunlardan bahsetti aslında Cihan. Bunun öğrenme süreci çok zorlu olduğu için, yani çok gelişmiş GPU'lar bile olsa, değil mi Cihan hocam? Çok gelişmiş GPU'lar bile olsa, evet, tek bir environment üzerinde bu agent'ı eğitmek belki aylar sürecek. Belki çok daha karmaşık olduğunda yıllar sürecek. O yüzden distributed dediğimiz bir yaklaşımla bu eğitimi gerçekleştiriyorlar. Kendi yaptığı projelerde zaten bunun üzerine çalışıyor. Orada da temelde distributed AI başlığı ve diyelim training odaklı yapılacak bir çalışmada, yapay zeka çalışmasında bunun hesaplama gücünü parçalara ayırarak, işleri parçalara ayırarak farklı donanımlara yaptırma üzerine kurulu. O yüzden bu çok anlaşılmaz gibi görünen şeyi başlığı anlatmak istedim ben de. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Şu an slayta giriş yapabiliriz diye düşünüyorum. Tam ekrana geçeceğim. Evet, tamamdır. Şöyle devam edelim. Pardon, şunu şu tarafa çekeyim ya da küçülteceğim. Sunum akışında savaş sistemlerinden başlayacağız. Stratejik karar verme, veri işleme ve araştırma, savaş simülasyonları, hedef tanılama gibi konularla devam edip en son siber güvenlik ile bitireceğiz. İlk başta savaş sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Burada savaş sistemleri dediğim şeyler neler? Silahlar, sensörler, yani navigasyon sistemleri, havacılık desteği ve gözetleme gibi. Yani savaş deyince aklımıza gelebilecek envanterde bulunan araçlar diyebiliriz yani çoğunlukla. Burada yapay zeka, yani yapay zeka dediğimiz şey de
etiketlenmiş bir veri var, bir tane model var şeklinde düşünmek ilk aşamada doğru değil. Yani kodlanmış ve kural tabanlı sistemlere de yapay zeka demekte fayda var. Yani içerisinde yazılım olan, insanın yapması gereken ya da insanın yaptığı şeyleri kendi kendine yapabilen küçük bilgisayarlar şeklinde de düşünebiliriz bunları. Yani içerisinde akıllı bir ünite taşıyan, işte mikro işlemci olabilir ya da farklı daha gelişmiş ekran kartları olabilir, işlemciler olabilir. Bu tarz sistemler. Burada yapay zekanın katkısı ne? Yani ilk başta en önemli katkı zamansal maliyet. Yani herhangi bir veriyi toplamamız gerçek bir dünyada çok zor ve uzun vakit alan. Bunu analiz etme tarafına daha gelmeden bile oldukça zaman alan bir proses. Bunu çok daha hızlı şekilde yapabiliyor akıllı sistemler. Yani ve 7/24 çalışıyor. Yani her dakika çalışıyor. Dinlenme saatleri diye bir şey söz konusu değil. Burada üstel bir artış var veri miktarında. Ama baş edebilecek güçlü donanıma sahibiz. Yani savaş sistemleri içerisindeki veri kendi işlerinde depolanmıyor. Sürekli bir iletim hattı var. Yani sürekli bir network'le haberleşme var. Ve merkezi veri yapıları var. Dağıtık da olabilir bunlar. Bu şekilde ilerliyor. Burada yapay zeka daha çok o büyük veriyle baş edebilmemizi sağlıyor. Yani kompleks büyük veri uzaylarında daha hızlı analiz yapabilmemizi sağlıyor. Ve kendi başına çaresine bakabiliyor gerektiği durumlarda. Burada savaş sistemlerinde yapay zeka kullanmaya karşı çıkan birkaç tane ülke var. Onlardan iki tanesini slide'da ekledim. Yeni Zelanda ve Avusturya. Zaten 30 farklı ülkede de bu desteklenmiş. Ama ABD bu konulara çok fazla miktarda yatırım yapıyor. Daha öncesinde de çok yapıyordu ama şu an inanılmaz boyutlarda yatırımlar yapıyor. Yani çok ciddi miktarlarda yatırım yapıyor. Çünkü geleceği burada görüyor. Yani olması gereken de bu. Ne kadar akıllı sistem varsa o kadar çok veri var, o kadar dijital bir dünya var ve daha fazla yapay zeka ihtiyaç var. Çünkü bunlar insanların baş edebileceği problemler değil. Burada savaş sistemlerinde aslında temeldeki mantık, ilk baştaki mantık koruma. Yani kendi sistemlerimizi koruma. Sonrasında diğer düşman sistemlerini tanıma ve en son olarak gerektiğinde savunmaya geçebilme şeklinde ilerliyor. Stratejik karar verme aşaması. Bu aslında yeteri kadar donanım sağlandıktan sonra, yani envanterde yeteri kadar ürün varsa artık ve personel de barındırıyorsa bu eş zamanlı olarak, stratejik karar verme önemli bir başlık haline geliyor. Çünkü burada yüksek stresli durumlar var ve bu yüksek stresli durumlarda aksiyon alabilecek, duygusal olmayan, yani mantıklı hareket edebilecek, onu yönetebilecek sistemler ihtiyacı var. Bu birçok alanda var ama bu tarafta, yani savunma tarafında, savaş tarafında özellikle önemli. Yani şu anki savaş ortamlarını, dünyadaki savaş ortamlarını düşündüğümüzde buna ihtiyaç var olacak ve olmaya devam edecek. Yani özellikle yabancı ülkelerin farklı operasyonlarını böyle analiz eden dokümanları incelemiştim. Yani bundan 15-20 sene öncesinde bile çok detaylı stratejik karar vermeye yönelik böyle akıllı sistem tasarımlarını görebiliyoruz. Yani burada zaman parametresini ekstra maliyet, yani maddi maliyetle birleştirip bunu optimize etmeye çalışıyorlar. Yani algoritmalar buraya yönelik çıkıyor. Burada yapay zekayı tabii kendi başına kullanmak da çok doğru değil. Çünkü bazı kararlar için ekstra bir karara ihtiyaç var. Yani ekstra bir karar vericiye ihtiyaç var daha doğrusu. Çünkü güvenli değil. Yani herhangi bir füze ateşleneceğinde onun 5-6 farklı yerden onaylanması gerekiyor. Bu bütün doktrinlerde böyle, yani havacılık doktrinlerinde böyle. Bütün dünyada böyle. Yani doğrudan ateşleme yapılabilmesi mümkün değil. Yani bu farklı sistemlerde de böyle. Yani endüstriyel düşündüğümüzde işte herhangi bir makinenin çalışması doğrudan makinenin elinde olmamalı. Yani
direkt kendini kapatabiliyorsa bazen problemler çıkartabilir. Yani ekstra bir kontrolcü daha olması her zaman daha önemli. Burada biz bir farklı perspektiften baktığımızda etik anlayışı karşımıza çıkıyor. Yani bu şöyle, yapay zeka bir şey yaptığında suçlusu kim olacak? Yani kötü bir şey yaptığında suçlu kim olacak? Düşüncesi. Ama bunu cevaplamak kolay. Yani şu anki dünyada kolay. Henüz yapay zekanın etiği üzerine çalışmalar var. Ama 2030'lu yıllarda daha fazla gündeme gelecek. Yani atıyorum insansız arabalar da çıkacak. Uçan arabalar çıkacak. İşte onun hukuku oluşacak. Yani şu an olmayan ama ileride olabilecek alanlar. Burada biz yapay zekayı insanların hızlı karar verebilmesinde kullanılacak bir araç olarak görmeliyiz. Yani doğru bakış açısı böyle. Peki tam bu etikle alakalı çok genel sorulan bir soru var. Bir yazılımı geliştiren kişi, yapay zeka geliştiren kişi olarak senin görüşün nedir? Sence kim sorumlu? O kararı al dediklerinde sorumlu kim olmalı? Sebebi de şu, bir yasanın çıkartılabilmesi için bir olayın gerçekleşmiş olması gerekiyor. Yasal düzenlemeler, kanunlar bir olay gerçekleştikten sonra o alandaki uzmanların bir araya gelip onu tartışarak bunun sonucunu belirlemesi ve bunun yasalaşması. Fakat etik tarafı aslında bir şey olmadan önce belirlenmesi gereken ya da tartışılması gereken bir şey. O yüzden fikrini almak istedim. Hocam ben de şöyle, yani ilk başta geliştirici bir yere kadar getirdikten sonra bu yapay zeka uygulamasının reele çıkması, yani gerçek hayata çıkması kısmında birebir bazen bireysel olarak sorumluluk olabilir ama daha çok şirketler ve yani devletlerin yapay zekaları gibi bakarsak sanki o daha doğru olacak gibi. Ama en temelde düşündüğümüzde bence geliştiriciler, yani tek başına bir geliştiriciden de bahsetmiyorum. Çünkü birçok komplike yapay zekada tek geliştiricinin yapabilmesi mümkün değil. Yani eş zaman olarak birden fazla departmandan veri beslemesi yapılması gerekiyor. Feedback verilmesi gerekiyor. Böyle olunca sorumlu yapay zeka bir hata yaptığında sadece kodu yazan kişi değildir bence. Yani ekstra onun geliştiricisi olan, yani onun patenti mi artık neyi olur bilmiyorum ileriki yıllarda. Orada ismi geçen kişiler olabilir. Ama yapay zeka... Katılıyorum. Bunu self-driving car tarafında da şöyle bir tartışma var. Hani 5 seviyeli bir insansız otomobil geliştirme çalışması yapılabiliyor. 4. seviye dediğimizde bir insansız otomobil var. Evet, gerçekten insansız çalışabilir. Fakat direksiyonlu üretilmiş otomobil. Yani sorumluluk aslında sürücüde. Ben üzerime almıyorum demiş oluyor firma. Sorumluluk sende. Fakat direksiyon da ortadan kalktığında sürücünün yapabilecek hiçbir şey yok. En fazla motoru durdur gibi bir şey olabilir belki. Ya da işte acil durum butonu gibi. O zaman da firma mı sorumlu olacak? Onu üreten firma. Yoksa onun iznini vermiş olan devlet mi sorumlu olacak? Bunu çok tartışalım diye değil, sadece bakış açısı olsun diye verdim. Çünkü çok netleşmiş bir şey yok henüz ortada. Evet hocam, teşekkür ederim. Yani benzer düşünüyoruz aslında. Yani ileriki aşamalarda işte özellikle uçan araçlar devrim yapacak falan deniliyor. Yani uçan arabalar geldiğinde işte şu anki yollar belli mesela. Yani asfalt dökülmüş yollarda ilerliyor araçlar. Şehir dediğimiz oluşumlarda, kırsallarda birazcık daha farklı durum. Ama uçan arabalar geldiğinde bunun kurallarını nasıl belirleyeceğiz? Yani ekstra kazalar olduğunda yeni kurallar çıkacak. İşte yeni bölümler çıkacak, yeni branşlar çıkacak. Yani bu işin etiği kesinlikle çözümlenmesi uzun sürecek bir konuya benziyor. Böyle. Şimdi veri işleme ve araştırma kısmından devam edeceğim. Burada farklı bir kaynaktan alıntıladığım büyük bir şekil var. Yani vakit sınırlı olduğundan daha iyi anlatıyordu. Aldım. Referansları var aslında ama şu an yetişmedi. Slide'in son halinde hepsi olacak. Burada
bir savunma sanayi tarafında yani askeri uygulamalarda veri işleme ve büyük veri nasıl oluşuyor? Soldan sağa doğru yorumlarsak aslında çok temelde de veriler var. Yani biyometrik veriler. Bunlar daha çok doğrulama işlemleri için yani kişisel doğrulama için gerekli olan veriler. Sonrasında sensör tabanlı işte IoT ile toplanabilmiş veriler var. Bu zaten şu an gerçek dünyada da verinin çoğunu oluşturan şey diyebiliriz. Yani zaten sensörler üzerinden internete veri basma popüler ve daha da popüler olacak alanlardan bir tanesi. Burada birbirleriyle savaşan yani sürekli temas halinde ya da temasa geçebilecek yani birbirleriyle çatışmaya girebilecek unsurlardan da veri toplama ayrı bir kol. Burada farklı veri tipleri de var. Yani sadece veri dediğim şey aslında hepsi sinyaldir. Ama farklı formada yani video olabilir, görsel veriden bahsediyor olabiliriz. Burada farklı işte GPS verisi gibi veriler olabilir. Radar gibi sensör kabiliyetlerini kullanabilmek için işte farklı sensör tipleri verileri olabilir. Büyük bir veri var ve elimizde envanterde yüzlerce araç var. Yani yerdeki üniteler için farklı, havadaki üniteler için farklı, denizaltı için farklı ve bu bütün dünyada var. Sadece savunma sanayinde düşündüğümüzde bile devasa bir veri var. Burada artık veri havuzları oluşmuş. Bu işi yani data scientist seviyesinde bilmiyorum. Ama büyük bir veri olduğu ve bu verinin anlamlandırılması, bu veriden çıkarımlar yapılabilmesi, hızlı kararlar alınabilmesi ihtiyacının olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Burada yapay zeka yaklaşımlarında yani basic düzeydeki çalışmalarda daha çok machine learning algoritmaları yeterli ki bunların açıklanabilir oluşu daha kolay. Yani derin öğrenme algoritmalarına göre açıklanabilirlik kavramını buraya entegre etmemiz daha kolay. Açıklanabilirliğe niye ihtiyaç var? İşte aslında etik kavramıyla baş ediyoruz bir taraftan. Yani gerçek dünyada bu işi yapıyor, çok güzel yapıyor ama kapalı bir kutu yani siyah bir kutu var. Nasıl yaptığını bilmiyoruz. Input'la output arasında çok güzel ilişki kuruyor. Lineer olmayan bir fonksiyonla üretiyor sonuçları genellikle. Başarılı, gerçek dünyada da başarılı. Ama bunu nasıl yapıyor? Yani oradaki bağlantıyı çözemiyoruz. İşte bunun için biz mesela karar ağaçları gibi sistemlerle derin öğrenme modellerini açıklamaya falan uğraşıyoruz. Yani literatürde bu tarz çalışmalar da var. Hatta RL tarafında bile var artık. Çok farklı böyle fuzzy logic'le falan ekstra entegre eden yaklaşımlar var. Bu ayrı bir konu. Ama burada veri üzerinde durduğumuzda şöyle bir uyarı verdi ama pardon. Veri üzerinde durduğumuzda burada aslında daha çok üzerinde durmamız gereken bir optimizasyon ki zaten kendimin de uğraştığı yani birçok insanın da uğraştığı alan optimizasyon. Çünkü yeteri kadar iyi çözüm yoksa daha iyisi varsa ve bu matematiksel olarak hesaplanabiliyorsa ya da sadece insan gözüyle var olduğu böyle görülebiliyorsa orada bir optimizasyon yapmak gerekiyor. Yani en kapalı, en genel tabirle bu şekilde anlatıyorum. Bunu yapmazsak eğer model farklı yerlere yakın sayabiliyor ya da yeteri kadar iyi seviyede çalışmıyor. Diğer kullanım alanına geldiğimizde anomali tespiti mesela. Burada outlier detection demişiz ama benzer bir yaklaşım. Yani veri içerisinde anormal durumlar olabiliyor ama veri o kadar büyük ki bizim bunu görmemiz çok zor. Yani baştan sona zamana göre incelesek de çok zor. Eş zamanlı takip etmemiz gerekiyor. İşte burada yapay zeka tabanlı sistemlerle bunları yakalayabiliyoruz. Ki zaten ileride değineceğiz bunlara. Siber güvenlik tarafında da bu tarz konular önemli. Yani anormal durum birçok alanda çok istenen bir durum değildir. Yani mesela bir büyük bina yönetiminde bir yerde su şebekesi patlar ama bu su şebekesinin patladığını sayaç anında loklamıyorsa bir yere yani oradan veri alamıyorsak belki tonlarca su boşu boşuna akabilir. Yani kaynak israfı, ekstra diğer
problemlere sebep olabilir. Farkında olmadan bir anda çok böyle istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. Bu siber güvenlik tarafında çok daha önemli bir konudur diye düşünüyorum. Benim alanım değil ama yani okuduğum, ettiğim kadarıyla ve bilgim kadarıyla birkaç cümle kurmam gerekirse yani böyle önemli diyebiliriz buraya. Yani bu outlier detection'ı ekstra alel özelinde, ekstra böyle deep learning modelleri üzerinde, machine learning konuları üzerinde, algoritmaları üzerinde ekstra değerlendirmek gerekiyor. Çünkü gerçek savaş ortamı gibi işte direkt savaş esnasını düşündüğümüzde bir şeyler anormal gitmeye başlarsa çok çok hızlı şekilde ilerlemeye gidiyor ve geri çevirmesi pek mümkün olmuyor. Yani o outlier durumun eş zamanlı olarak çözülmesi ve hemen yoluna sistemi devam edebilmesi gerekiyor. Aslında bu detection kısmında anomali detection'ı bazen yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Sanki daha önceden bir pattern tanımlanmış gibi algılanabiliyor. Halbuki basitçe şöyle, herhangi bir sürece uygulanabilir, herhangi bir senaryoya uygulanabilir ve onun normali neyse, normalin anormali olan herhangi bir hareketi ya da sinyali tespit ettiğinde onunla alakalı aksiyon alması. Biz bunu siber güvenlik tarafında diyelim network verileri üzerinde anomali detection yaparken kullandığımızı varsayabiliriz. Network'ün genel bir veri akış süreci var ve veri akış tarzı var diyelim daha genel tabirle. Bu verileri biz veri seti olarak oluşturuyoruz ve diyoruz ki normaller bunlardır ve sürekli öğreniyor bu. Sonra anormal olan davranışları, mesela siber güvenlikteki saldırıları, o atak dediğimiz şeyleri ayrıca bir veri setiyle öğretiyoruz. Ondan sonra bizim anomaly detection'ımız diyor ki o zaman öğrendiklerime göre bu gelen trafik benim için anormaldir ve bunu sana bildiriyorum diyor. Bunun savunma sanayinde de 1000 tane farklı şekilde senaryoda kullanılabilir. Aynen öyle hocam. Ki zaten kullanılıyor da yani eş zamanlı olarak. Şu anda da geliştirilen projeler var. Yani kendi ülkemizdeki çalışmalarda da böyle. Yurt dışındaki farklı ülkelerdeki çalışmalarda da böyle. Farklı alanlarda askeri robotlar ve akıllı cihazlar var. Burada mesela yapay zeka modelini çıkardık ya da kural tabanlı bir sistem yazdık ama bu bilgisayar üzerinde çalışsını da çok fazla istemiyoruz. Yani eş zaman olarak direkt cihaz üzerinde, robot üzerinde çalışabilsin de istiyoruz. Ki zaten bu yüzden işte böyle köpek şeklinde robotlar, işte farklı küçük zırhlı araçlar, farklı dronlar bu yüzden geliştiriliyor. Amaç sadece veri toplamak değil, onları da akıllandırmak. Yani geliştirmiş olduğumuz bu veriyi anlamlandırdıktan sonra onlar üzerinde çalışabilmesini istiyoruz ve bu şekilde ilerliyor. Bir süre sonra yani eğer yeterli olgunluğa erişmişse elimizdeki yapay zeka ki o alandan artık çok fazla veri almışsak, farklı durumlarla çok fazla karşılaşmıyorsak artık kendi başına karar verebilecek, kendi loglamalarını yapabilecek. Bu tarz durumlarda gerektiği zaman kendi kendini imha edebilecek sistemlere doğru yol kat edebiliyoruz. Bunu şöyle aşağı almak istedim. Pardon. Savaş simülasyonları ki zaten daha önceki firmada çalıştığım konu savaş simülasyonları üzerine aslında. Burada savaş simülasyonları özel olarak birkaç farklı kolda incelenmeli. Onlardan en önemlisi taktik çevre simülasyon yazılımları. Mesela hareket analizi için ayrıca simülasyonlar var ama burada taktik çevre simülasyonları önemli. Taktik çevre simülasyonu ne? Bizim savunma sanayi özelinde ya da TSK bünyesindeki araçlarda bunları kullanabilmek için ekstra yazılımlara ihtiyaç var. Ama direkt gerçek dünyada kullanabilmemiz söz konusu değil. Ki zaten şu an birçok ülkede de bu şekilde farklı yazılımlar geliştiren birçok firma var ve birçok yazılım var. Burada bir taktik geliştirildiğinde
direkt denenmesi gerekiyor. Ve bunu en iyi yapabilmenin yolu, en etkin yapabilmenin yolu simülasyonlar. Ve simülasyon tabanlı sistemlerle, simülatörler aracılığıyla personel yetiştirme. Ki buna da en iyi örnek şu an ülkemizde Haversan simülatör altyapısıyla uzun yıllar tecrübeye sahip. Ve ekstra bu işte yani doktrini doğrudan anlatabilecek seviyede artık bu işleri yapabiliyor. Burada bize neyi sağlıyor bu simülasyonlar? Biz geliştirmiş olduğumuz bu senaryoları karşılıklı müsabakalar şeklinde izleyebiliyoruz. Ama bu insan seviyesinden daha ileri, daha gelişmiş stratejiler üretebilmemizi de sağlıyor. Yani gerçek saha ortamına gitmeden bunu yüz binlerce defa koşturarak olası böyle durumları tespit edebiliyoruz. Öncesinde çözebiliyoruz. Ve bu işleri kolaylaştırıyor. Yani gerçek dünyada bunları yapmak çok maliyetli. Çok fazla zaman gerektiriyor. Ama simülasyonlar içerisinde hızlandırma gibi bir yetimiz var. Yani 10 yıllık bir eğitimi belki birkaç saatte yapabilecek şu an simülasyonlar, donanımlar mevcut. Bu sayede çok çok ileri seviyede hazırlıklı algoritmalar üretebiliyoruz. Tabii bu simülasyonları simülatörler içerisine entegre ederek daha da işleri ileriye götürebiliyoruz. Yani hatta daha bir adım ötesinde de artık artırılmış gerçeklikte devreye giriyor. Ve sanal gerçeklik gözlüğünü takan birisi artık yapay zekalarla müsabakaya girebiliyor. İşte iddialaşı senaryosunu koşturabiliyor. İşte hava yer görevi yapabiliyor. İşte self driving car'da araba kullanabiliyor. Bu şekilde farklı farklı simülatörler içerisindeki yapay zekalarla doğrudan iletişim kurabiliyor. Hatta ekstra şöyle farklı sistemler de var. Burada artırılmış gerçeklik gözlüğünü sadece bir kişi takmasın da takım olarak bu eğitimi gerçekleştirsin denilebiliyor. Bunun üzerinde çalışan birden fazla ülke var. Yani askeri bir operasyon gerçekleştirileceğinde işte komutan askerleri düşünelim. Farklı hava araçları, kara araçları olsun. Bunu önceden eş zamanlı olarak yapabilecek seviyede şu an mevcut donanımlar, sistemler, hatta direkt bir bina bütününden bahsedebiliriz. Yani kocaman bir salonu bunun için ayırmışlar gibi düşünebiliriz. O savaş ortamını birebir yaşatabilecek seviyede artık ilerlemiş durumda. Burada aslında uçuş testi provasını da yani önceden yapabilmemizi sağlıyor yani. Sadece yer operasyonları olarak düşünmek doğru değil. En ileri seviye, yani aklınıza gelebilecek böyle atıyorum yeni çıkan insansız savaş uçaklarıyla yapılabilecek senaryoları dahi yapmamıza izin verebilecek bir altyapıdan bahsediyorum. Gelişmeye çok ihtiyacı olan bir alan bu simülasyon dünyası. Çünkü gerçek dünyada bir şeyleri yapmak kolay değil ki zaten şu an böyle simülasyon ortamında olup da gerçek dünyaya aktarılmış robot kolları var. İşte örnek verebileceğimiz ekstra bazı küçük robotlar var. Bazı işte orta sınıf zırhlı araçlar var, insansız araçlar var. İşte itfaiyelerin falan kullandığı araçlar var, otonom olabilen. Robot süpürgeler var. İşte bunlar içerisinde... Ben akışı bozmadan biraz magazin bilgisi serpiştirmek istiyorum. Tabii hocam. Yani reinforcement learning gibi bu simülasyonları geliştiren biri olarak komik olduğunu biliyorum. Fakat çok fazla haber çıktı bu söyleyeceğim şeyle ilgili. US Air Force'da bilirsiniz hava odaklı bir savaş simülasyonu, yapay zekası. İşte simülasyon içerisinde kendi operatörünü vurdu. Yok etti gibi bir haber çıktı. Bu muhteşem habercilik anlayışı için ne diyorsun? Onu direkt medya şey diye işte yapay zeka pilotunu öldürdü. İleride de öldürebilir şeklinde sundu. Sanki bilinç kazandı gibi lanse ediyorlar ya. Bunu teknik olarak nasıl açıklamak istersin? Yani simülasyon dünyasında ki zaten yaklaşım olarak reinforcement learning çalışıldığını bariz bir şekilde anlayabiliyoruz. Burada ödül ve cezalar var. Yani resmi küçülttüğümüzde. Yeteri kadar büyük ödülü alabilmek için iyi bir strateji yani arka arkaya sıralı aksiyonlar alması gerekiyor
ajanı. Ve ajan orada kendi pilotunu öldürmeyi tercih ediyor. Çünkü eğer o kendi pilotunu öldürmezse savaşı komple kaybedecek. Yani görevi yapamayacak. Ve görevin getirisi pilotun ölmesine göre çok daha yüksek. Yani aldığı ceza alacağı büyük ödüle göre oldukça küçük. Bu durumda eğer bu kapatılmamışsa, engellenmemişse bu aksiyonu alabilmesinde herhangi bir problem yok. Yani matematiksel olarak da engel yok. Orada kural tabanlı bir sistemle dost ünitelere zarar verme yetisinin kapatılması gerekiyor. Yani işte yapay zeka güven de aslında tam olarak burada. Yani on binlerce sene boyunca bu simülasyonu hızlandırıp çok çok farklı senaryolarda nasıl hareket edebileceğini, neler yapabileceğini bilmediğimiz için şu an kural tabanıyla doğrudan bu yetisini elinden almak daha doğru bir yaklaşım. Ama bunu yapmadıkları için büyük ödülü getirmesi gerektiğinde kendi dost ünitelerini öldürebilir. Yani matematiksel olarak olan bir durum. Olması gereken bir durum diye düşünüyorum. Aslında yanlış bir şey görmüyorum yani. Evet. Yani gayet basit bir simülasyon hatası ve burada yapay zekanın bilinç kazandığıyla alakalı herhangi bir şey yok. Sadece programsal algoritmik bir hata, öngörülememiş bir eğitim senaryosunun simülasyona uygulanamaması. Mesela ben de bir basit bir örnek vermem gerekirse, diyelim bir bisiklet var. Bu bisikletin simülasyonu yapılıyor. Simülasyonu bir açıp bakıyoruz. Simülasyonda aslında rekor kırmış simülasyon. Bisiklet hız rekoru kırmış olduğunu varsayalım. Fakat simülasyonu açıyorsun. Bisiklet geriye doğru gitmeyi öğrenmiş kendi kendine ve geriye doğru bir hız rekoru kırmış. Teknik olarak gerçek hayata baktığımızda bu mümkün değil. Bisiklet geriye doğru gitmek için tasarlanmamıştır çünkü. Fakat simülasyonda biz bunu öğretmezsek o kendisi keşfettiği için geriye doğru sürmeyi öğrenir ve o şekilde hız rekoru kırabilir. Aynen öyle. Yani bu engellenebilir. Onun öğrenmesi de beklenebilir. Yani eğer ona daha büyük bir ceza verilseydi, onu denedikçe ceza alacağından dolayı zaten bir süre sonra bisikleti geri sürmemesi gerektiğini öğrenecekti. Yani bu senaryo üzerinde düşündüğümüzde. Zaten bu iki farklı şekilde yapılıyor. Yani bir ceza vererek, yapılmasını istemiyorsak ceza veriyoruz. Ama bununla uğraşmak istemiyorsak doğrudan engelliyoruz. Yani ceza vermemize gerek yok. Zaten deniyor ama yapamıyor. Ekstra eğitim süresini uzatıyor. Ama yolun sonunda zaten görevi öğreneceği için optimizasyon sırasında o gereksiz aksiyonları zaten almıyor. Ki buna da gerek kalmıyor. Matematik olarak böyle. Burada tam olarak senin uzmanlığın olduğu için ben kendi açımdan, siber güvenlik açısından sormak istiyorum. Hani yüz yüze seninle sohbet ederken şöyle bir siber güvenlik senaryosundan bahsetmiştim. Biz mesela sen gerçek hayat, fiziksel ortamdaki savaş senaryolarının simülasyonunu yapıyorsun aslında. Orada ben sadece tahminen söylüyorum. Mesela tankın bütün bilgilerini aslında oraya giriyorsun. O environment dediğimiz şeyin, reinforcement learning'in öğrenmesi için gereken bütün gerçek hayat senaryolarını olabildiğince öğretiyorsun vesaire ve bu agentları ona göre tasarlıyorsun. Bu uçağın ya da herhangi bir füzenin hızı, kapasitesi falan tarif ediyorsun ve o şekilde bir simülasyon oluyor. Burada müdahale edebildiğin şeyler evet zor, zorlu bir süreç. Fakat bir şekilde matematiğe dökebiliyorsun. Elinde çok sağlam, sabit veriler var. Fakat bunun siber güvenlik tarafında mesela ben onun üzerinde çalışıyorum. Bir reinforcement learning'le, distributed RL'le saldırı odaklı bir siber güvenlik yazılımı geliştiriyorum. Bu savunma da olabilir. Aynı kompleksite burada da var. Burada olasılıklar sonsuz. Hani bunun sebebi de işletim sistemi, onun protokolleri, standartları, bunun üzerinde yapay zekanın tanımlanması, o verilerin hesaplanması, çıkarımlanması çok zor. Uzay biraz sonsuz gibi siber güvenlikte. İşletim sisteminde üzerinde çalışan yazılımların versiyonlarından onun detay özelliğine kadar her şey değişiyor saldırıda ve savunmada. Sen gerçekten reinforcement learning'de çalışan ve simülasyon odaklı çalışan biri olarak bu senaryoyu nasıl değerlendiriyorsun? Siber güvenlikte cyber
Yani siber savaşta simülasyon geliştirmek. Bunu nasıl yorumlarsın? Şimdi şöyle, şu ana kadar çalıştığım simülasyonlar içerisinde ya da farklı görev konseptlerinde, yani simülasyon olmak zorunda değil ama matematiksel farklı algoritmalar üzerinde ya da görev yapabileceği ortam içerisinde düşündüğümde bunun her zaman bir kısıtı vardı. Yani maksimum seviyesi belirliydi. Alabileceği state sayısı ya da alabileceği aksiyon sayısını büyük bir tane tabloyla ifade edebiliyordum. Yani bir Excel tablosu var dediğimde. Sadece o Excel tablosuyla uğraşmak istemediğim için oraya büyük bir tane derin öğrenme modeli koyarak işte çeşitli durumlarda hangi aksiyonları alması gerektiğini hızlı bir şekilde öğrenebiliyordu network. Bu problem özelinde düşündüğümüzde yani model her zaman başarılı desek bile bilmediği bir durumla karşılaşma ihtimali her zaman var. Çünkü sonsuz bir state uzayı var orada. Aksiyonları alsa bile hangi durum değerlerine sebep olacak? Yani yeni durum değerleri, o aksiyon gerçekleştiğinde ortaya çıkabilecek durum değerleri var ki bunları da bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz bir durum değeri çıktığında alınan aksiyonun sebep olacağı sonuçları da bilmiyoruz. Yeni bir bilinmezlik çıkartıyor ortaya. Yani belirli bir seviyeye kadar getirilebilir ama sonsuzdan sürekli parça kopardığımızda o kendisi sonsuz olmaya devam edecekse eğer, yani yol kat etmesi zor görünüyor hocam ama belirli bir seviyeye kadar çıkartılabilir diye düşünüyorum. Bu ama sonsuz olması birazcık kafa karıştırır. Yani belirli bir seviyede tıkanacaktır muhtemelen. Evet. Ben bunu kendi açımdan açıklayıp üzerinde çok uzun zamandır çalışıyorum. Belli orana kadar o başarıyı yakalayabiliyoruz. Özellikle lab ortamında yaparken evet başarılı diye ispatlayabilirim. Ve bunu matematiğine de dökebiliriz. Fakat senin de zaten teknik olarak baktığında nihai sonuçta evet orada bir kısır döngü ve duvara çarpma var. Ben de bunu kendi tarafımda söyleyebilirim. Ben bunu araştırdığımda ya dedim ki acaba ben mi burada başarısızlığa uğradım? Yeni teknikler öğrenmeliyim. Yoksa gerçekten böyle bir sınır mı var? Baktım bu Google'ın DeepMind seviyesinde ya da farklı ülkelerin savaş simülasyonlarını, siber savaş simülasyonlarını geliştiren ekiplerle de görüştüğümde aynı sorunla karşılaşıyorlar. Orada aşamadıkları nokta var. Bu sonsuz uzayın optimizasyon algoritmalarıyla hesaplanıp daraltılması gerekiyor. Teknik olarak mantıken böyle. Bunu da yapmak için mesela hani seninle de konuşmuştuk. Oyun teorisi ile bu daraltmayı yapmaya çalışıyor. Yani belki farklı kişilere bir bakış açısı olur diye nihai optimizasyon yöntemini söylemek istedim. Yani iyi bir yöntem. Şöyle de bir yaklaşım olabilir hocam ki zaten bu literatürde de olan yani yapay zekaları belirli bir seviyeye getirdikten sonra eğer farklı varyasyonlar içerisinde çalışacaksa yapay zekalara karşı yapay zekalar yaklaşımları da olabiliyor. Yani büyük veriyi öğrenmiş bir şeyi düşman gibi kullanarak karşı taraftaki yapay zekayı sıfırdan eğitme. Yani bu sayede çok farklı durumları da ürettirebiliyoruz. Evet, saldırgan ve savunmacı. Aynen. İkisini farklı aynen. Konularda uzmanlaştırınca birbirine öğretiyor aslında. Teşekkürler. Rica ederim hocam. Savaş simülasyonu ve eğitim kısmında ilk aşamada aslında bahsettiğim şeyler. Şöyle yukarıya alsam bunu küçültemedim şu an beceriksizliğim. Şöyle kendi aşağıda dursun tekrar. Burada simülatör dediğim şey aslında gerçek o uçağın, yani burada bir sabit kanatlı uçağın simülatörü var. Birebir modellenmiş hali. Yani fiziki bir şey var burada. Gerçekten koltuklar var, gerçekten düğmeler var. Ve uçaktakinin tamamen aynısı diyebiliriz. Yani çok çok büyük oranda aynı. Sadece dıştaki ortam farklı. İşte o artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte 360 derece ekranlarla ve artırılmış gerçeklikle gerçek dünyadan tamamıyla kopabiliyoruz. Yani bu sağda ikinci ortada gördüğümüz şey bunun dışındaki görüntüsü. Bunların üreticisi şu an ülkemizde Haversan. Burada içerideki yazılım yani bu ekranın içerisindeki o düşman unsurları yani aşağıdaki şekilde daha net görülüyor.
İşte atıyorum siz mavilerden bir tanesiniz, şu beyazın içindesiniz. Ama başka bir arkadaşınız da işte sizden bir 15 metre uzaklıkta, o da şurada. Bu fiziken böyle ama gerçek dünyada daha farklı bir konumda olabilir. Burada da 3 farklı düşman unsuru var. Onlar da kırmızı renkte. İşte onların da hareket mekanizmaları var. Bizimkileri de var. Yani biz de havacılık doktrinlerini, havacılık dinamiklerini, işte uçağın havadaki hareketine çok çok yakın bir model üzerinde hareketimizi sağlayabiliyoruz, aksiyonlarımızı alabiliyoruz. Onlar da aynı şekilde. Burada sensör kabiliyetleri de oldukça gerçekçi ki zaten şu an yani simülasyon ortamında geliştirilmiş algoritmaların gerçek dünyaya aktarılamayacağını söyleyen kişilerin en büyük dayanağı burası. Sensörler yeteri kadar iyi modellenmediği için gerçek dünyada her zaman gürültü, her zaman simülasyona göre farklı durumlar gelişebileceği için burada transfer learning yapmak zor. Yani şu anki seviyede hala zor ve ileride de muhtemelen zor olacak. Burada mesela self driving car probleminde işte o atlı arabayla karşı at arabasıyla karşılaştığında onun at mı araba mı olduğunu bir türlü kestiremeyişi, onu bir türlü sollayamayışı buradan geliyor. Yani terabaytlarca veri var ama hala bir şeyler ters gidiyor. Yani simülasyon da muhtemelen çok çok başarılı. Muhtemelen hiç hata yapmıyor. Ama işte simülasyon içerisinde modelleyemediğimiz durumlar çok fazla. Ki bunlara çok farklı örnekler verilebilir. Yani yolda giderken, araç kullanırken bir anda yola kedi atlaması için self drive koşturuldu mu? Yani oradaki sensörler mi etkileyecek bu aracın frenleme mesafesini? Yoksa daha farklı neler yapılabilir? Zaten şu an bu Google'ın arabasında ya da farklı otonom araçlarda da artık o dış dünyadaki hareketli canlıları önceden kestirip onların hareketlerini tahmin edebilen algoritmalar üzerine de çalışmaya başladılar. Ki bu çok da mantıklı bir alan. Diğer türlü sürekli bilinmeyen durumlarla karşılaşılacak. En azından bir kestirim yapabiliyor olmak çok daha iyi sonuçlar üretebilmemizi sağlayacak. Yani PID tabanlı sistemlerde freni aniden yapması yerine yavaşça yapmasını bu şekilde mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Burada simülasyonlardan görüntüler var. Yani atıyorum burada 3'e 2 bir senaryoyu tasarladığımızda işte sensör kabiliyetleri devrede yine yani gerçek dünyadakine çok yakın sensör kabiliyetleri var. Bu ne demek? Yani yerde bir tane tank var, yukarıdan gelen bir F-16. Eğer dağın arkasındaysa eğer yerdeki tankı göremez. Yani bu işin kuralı böyledir. Görebilmesi için dağı işte belirli bir açıyla aşması gerekiyor. O yerdeki ünite de bizi göremez. Yani eğer başka bir veri haberleştiricisi yoksa, üçüncü bir haberleştirici, biri söylemiyorsa ona, yani bu orada bir şey olduğunu, sensör kabiliyeti bu demek. Yani duvarın arkasına lazeri tuttuğunuzda nasıl geçmiyorsa, dağın arkasındaki uçağı da göremiyor diye düşünebilirsiniz. Bunlar gerçekçi yani. Kat modda da çalışılabilir. Onlar da şöyle, yani simülasyon içerisindeki bilgiyi birisi kodladığı için o object oriented yazıyorsa eğer, zaten bir tane objede bütün bilgi var. Yani o bütün bilgiyi eş zamanlı olarak kullanabiliriz. Ama bütün bilgiyi eş zamanlı kullanmak sağlıklı bir yaklaşım değil. Yani gerçekçi de değil. Yani ben şu an burada evimde sunum yapıyorsam eğer, benim bildiğim dünya sadece buradan ibaret. Ben şu an farklı bir ortam içerisindeki veriden haberdar olamam. Ki fiziken mümkün değil. Yani simülasyonlar içerisinde bu mümkün ama işte çok mantıklı olmadığını buradan direkt anlayabilirsiniz. O yüzden sensörleri gerçekçi tutmak çok önemli. Böyle bir senaryo koşturulmaya başlandığında işte iki kişi simülatörlere binerek farklı bir senaryoyu gerçekleştirebiliyor. Bunu binlerce defa deneyebiliyor. Muhtemelen bunu yapması birkaç gün sürecek. Ama bunu gerçek hayatta yapmaya kalkarsanız bir tane füze atıyorum 20 bin euro yani. Küçük basit bir füze. Çok pahalı ve ekstra maliyet gerektiren şeyler. Ki bir tane pilotun yetişmesi ona göre çok çok maliyetli bir durum. Şöyle geri geleyim pardon. Burada hedef tanıma ile devam edeceğiz. Hedef tanıma birçok branşta çalışılan bir konu yapay zekada. Endüstriyel uygulamaları var, sivil uygulamaları var. Yani hedef dediğimiz şeyi değiştirebiliriz. Yani illa tanılamak zorunda da değiliz. Yani
tanımadan sonraki kısım aslında daha önemlidir ama tanıma kısmı atıyorum plaka tanıma sistemi. Bu bir tanımlama şeyidir. İşte bir tane uçan araçtan halı sahaların tespiti mesela. Oradaki hedef halı sahadır. Yani hedef değişebilir burada. Bizim onu tanılama için kullandığımız veri de değişebilir. Yani biz onun görüntüsüyle de tanılama yapabiliriz. Biz onun sesiyle de tanılama yapabiliriz. İşte mesela deprem anında o depremdeki yerden gelen sinyalleri sınıflandırarak işte farklı bir şeyler olabilir mi analizini yapabiliriz. Yani sinyallerle yapıyoruz. Her şey bir sinyal. Sadece formu farklı. Daha böyle gelişmiş görüntüleme sistemleriyle işte daha gelişmiş algoritmalar yazabiliriz. Böyle bakıyoruz problemlere. Hedef tanılamadaki en büyük amaç kendimizi savunabilmek. Ya da elimizdeki bu maliyet gerektiren işleri maliyetini düşürebilmek. Buradaki örnek üzerine düşündüğümüzde yani basit bir plaka tanıma sistemi gibi olabilir. Ya da bir savaş uçağı üzerine düşündüğümüzde vurulacak yer üniteleri var. Ama onların işaretlenmesi gerekli. İşte bunu yapabilmek için çok yüksek irtifalarda uçan hava araçları üzerinden işte gimbal ya da farklı kameralarla bunların tespiti, yerde havada tespiti, işaretlemesi ve çeşitli füzelerin oralara yönlendirilebilmesi gibi bir problem var. Burada yapay zeka ile yapılabilir. Bu tanılama dediğimiz şey. Görüntü işleme ile yapılabilir. Bilgisayarlı görüyle yapılabilir. Bu bize kalmış. Çalışılacağın ortamın zorluğuyla ilişkili biraz. Gerçek dünyada derin öğrenme algoritmaları şu an çok iyi çalışıyor. Yani bunu zaten normal sivil hayattaki yapay zekalara bakarak anlayabiliyoruz ki şu an yüz tanıma sistemleri çok çok ileri düzeylerde artık performans sergiliyor. Yani eş zamanlı olarak 1000 tane kamerada çok çok yüksek FPS'te yani saniyede 30-40 tane frame'le ki zaten bu seviye oldukça iyi ama 200-300 frame'e kadar çıkabilecek seviyede çalışabiliyor ve bu çalışan yapay zekalar böyle büyük GPU'lar, güçlü GPU'lar üzerinde falan da çalışmıyor. Yani model eğitildikten sonra zaten çok küçük sistemler üzerinde çalışılabiliyor. Onun çalışabilmesi için ayrıca bir alan var, ayrıca bir literatür var. Yani gelişmiş olan yapay zekanın gömülü yazılım içerisine aktarılması kısmı kendi içinde ayrı bir olay. Yani orada FPGA tasarımı gibi, işte diskretize etme gibi farklı yaklaşımları da bilmek gerekiyor. Böyle hedef tanımlamada daha çok hedefi tanımlıyoruz. Sonrasında takip sistemleri devreye giriyor. Burada hedefi... Burada tam az önceki konuyla alakalı. İki tane sorum olacaktı. Birisi Google birkaç yıldır gerçek dünyanın simülasyonu üzerine çalışıyor. Bunu hangi amaçla kullanacağını falan hani çeşitli varyasyonlar üretilebilir de iyi ya da kötü. Tamamen dünyanın simülasyonunu oluşturmak. Bu teknik olarak az önce senin de bahsettiğin sınırlamalar nedeniyle şu anki benim de bildiğim reinforcement learning ve simülasyon araştırmalarında mümkün değil gibi görünüyor. Ama bunun üzerine çalışıyor. Bu sence nasıl yorumlanır? Yani ilerisi için hazırlık gibi hocam. Yani şu an mesela son bir yıl içerisinde büyük bir devrim gerçekleşmişse bu büyük dil modelleri sayesinde yani ileriki yıllarda yani önümüzdeki yıllarda transfer learning meselesini çözebilecek yani gerçek dünyayı belki çok daha hızlı böyle kavrayabileceğimiz ya da birbirine ölçekleyebileceğimiz çeşitli yaklaşımlar çıkarsa o çözülmeyen problem bir anda çözebilirmiş gibi düşünüyorum. Yani şimdi olmazsa 10 sene sonra, 10 sene sonra olmazsa belki 20 sene sonra ama eğer teknoloji bu hızla giderse yani belirli bir varyasyon var gerçek dünyada. Aha. Yani sonsuz tanesi çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Yani elimizdekinden artık o olmayan kısmı da genelleyebilecek seviyeye gelebileceğimizi düşünüyorum. Yani onun hazırlığı içerisinde olabilir ama veri kıymetli yani bildiğiniz gibi şu an onun elindeki veri muhtemelen başka birinde yok. Yani eğer satmıyorsa
O da tekelleşmesini sağlıyor ki onun elindeki gelişmiş algoritmalara ulaşabilmek diğerleri için çok da mümkün olmayacakmış gibi bir yandan. Aslında evet. Yani senle çok paralel çıktılar üretiyoruz. Gerçek zamanlı olarak çıktı üretiyorsun. Ben de şöyle bir yorum yapayım. Birincisi transfer learning, evet, sınırlı. Hazır olan eğitilmiş pre-trained modüller üzerinden biz onların yeteneklerini kullanıyoruz. Fakat oradaki sınırlama, asıl sınırlama şu: ne kadar fazla transfer learning ile eğitilmiş pre-trained modül kullanabilirsin? Bu çok gerçekçi olmuyor. Yani teoride evet sonuca götürebilir. Fakat pratikte gerçekçi değil. Gene daha önceden çıkarımlanmamış bir senaryo nedeniyle gene patlar. O insansız otomobildeki gibi. Diğeri multimodal network. Bu hani fark, ben şurada bunu çıkarımlıyorum aslında. Hatta yakın zamanda bizim deep learning'in ustası Geoffrey Hinton amcamız bu Google'dan ayrıldığında bazı şeyler söylemişti. Bazı şeylerden korktuğunu söylemişti. Ben bunun üzerine bazı araştırmalar ve çıkarımlar yaptığımda şöyle bir tahmin ürettim. Tabii ki bilmediğimiz bir algoritmayı geliştirdiyse Google, bilemeyiz. Onunla yorum yapamayız ama orada söylediği şeylerden, korkusundan benim anladığım, bir şeyi farklı nöral networkleri birleştirerek öğrenebilecek bir yöntem çıkarmış gibi geldi bana. Hani bu şu ana kadar bildiğimiz multi neural network, işte multi modal neural network gibi teknikler var. Birden fazla şeyi öğrenebilen, yorumlayabilen ya da özetle uzmanı olan farklı networklerin birleşimi gibi bir senaryo var. Genel Belki yapay bu, zeka aslında. yani şimdi onu da söyleyemiyorum. Hani biliyorsun mesela ChatGPT gibi bir şey çıktığında hemen sanki bilinci varmış gibi ortaya attılar. Bilinç keşfedilmiş gibi. O da General Artificial Intelligence'a denk geliyor. Fakat bilinç keşfedilmedi. Haliyle ChatGPT'nin ya da gelişmiş LLM'lerin aslında yapabildiği şey bir bilincin sanallaştırılması, yapay zekaya aktarılması değil, sanki varmış gibi yapması. Karşında gerçekte bir bilinç yok. Sadece öğrendiği NLP paternlerinden sana nasıl cevap, result'ı üretebileceğini biliyor. Ve bir insan olarak biz bunu çok mantıklı bulduğumuz için evet karşımda bir canlı varmış gibi, bir organizma varmış gibi görüyoruz. Aslında gerçekte bir bilinç yok. Ama çok ikna edici. Evet. Yani ilk O yüzden. çıktığında özellikle oldukça ikna ediciydi hocam. Yani bu tarz haberleri de kendi kendini destekliyormuş gibi sunuldu. Ama zaman geçtikçe artık başarısı düşünce, işte asal sayıları tahminde falan %1, %2 seviyesine kadar inince bunun böyle olmadığını anladık diye düşünüyorum. Evet. Bu simülasyonla alakalı diğer bir nokta, o az önce sorduğum şeyle tamamlayan, belki farklı bir yaklaşım katar senin anlatacaklarına. Facebook FAIR, Facebook AI Research, Habitat Sim diye bir proje üzerinde çalışıyor birkaç yıldır. Hiç araştırma fırsatı oldu mu? Habitasyon. Yok hocam, bunu bilmiyorum. Habitat Sim basitçe şunu yapıyor. Ben bunu aslında Facebook AI bu Metaverse çalışmalarına başladığında biraz araştırma fırsatım oldu. Dedim ki eğer bunu yapıyorsa dışarıya bazı paper'lar ya da open source'lar yayınlamış olması gerekiyor. Ve oradan bir çıkarım da araştırdığımda Habitat Sim simülasyonuyla karşılaştım. O da şunu yapıyor: sanal dünyayla, yani simülasyon içerisindeki bir dünya ile fiziksel dünyanın etkileşimini yapabiliyorsun. Simülasyon içerisine şunu söyleyebiliyorsun özetle: orada bir canlı varmış gibi senin karakterin var. Herhangi bir şey de olabilir. Gerçek bir otomobil ya da bir insan da olabilir. O içerideki insana şunu diyebiliyorsun: kırmızı kapıyı aç. Oraya doğru git. Ve orada diyelim ki mutfak var. Mutfakta şunu yap. Orada pencere var. Pencereyi aç.
İşte dış kapı var, dış kapı açık, git onu kapat gibi talimatlar veriyorsun. Bunu metinsel olarak da yazabiliyorsun, o talimatı. Ya da sesli olarak da iletebiliyorsun. Senin simülasyon içindeki simülasyonun bu talimatları alıp bunu uyguluyor. Siber dünyayla fiziksel dünyanın birleşimi aslında. Bunu mesela, bunu savaş tarafında nasıl yapabiliriz? Ya da nasıl bir aksiyona dönüştürülebilir? Yani simülasyon tarafında gidilecek daha çok yol olduğunu düşünüyorum. Ama belki de gidilmiş de olabilir. Yani bu tarz şeyler genellikle gizli oluyor. Yani bilmiyorum hocam. Çünkü diğer tarafta veriyi çoğaltmaya çok müsait bir alan var. Veriyi doğrudan çoğaltabilmemiz mümkün. Yani varyasyon çok elimizde. Ama savunma sanayi tarafında, yani bu savaş simülasyonları tarafında muhtemelen, yani bu işin bir de ekstra kuralını da bilmek gerekiyor. Yani bu işin doktrinini de bilmek gerekiyor. Doğruyu yönlendirebilmeleri yapabilmek için. Yani yönlendirmelerin sağlıklı olabilmesi için ekstra bir uzmanlığa da ihtiyaç var. Yani temel insan seviyesinde birinin yapabileceği şeyler de değil. Yani alanı bilen birilerinin yapması gerekiyor. Bunun yapıldığını varsayarsak, yani yapılabileceğini düşünüyorum ama şu anki seviyede yani birazcık uzakmış gibi geliyor bana. Ya Metaverse tarafında da çalışmalar görmüştüm aslında. Bahsettiğinizde aklıma geldi. Yani ben böyle farklı yönlendirmeler var. Hatta aralara farklı farklı mimariler falan da konulmuş. Gerçek dünyanın taklidi gibi, ama taklit olduğunu biliyoruz. Yani hala bir kayıp var orada. İşte gerçek dünyanın birebir modellenebilmesi kısmını eğer çözersek, muhtemelen ondan sonraki kısımda bunu daha rahat tartışabiliriz. Yani şu an rüzgarı bile gerçek simülasyonlar yeteri kadar iyi modelleyemedi. Hala İşte bir tırın içerisinde hareket eden o suyun taneciklerinin tırın önüne bir atıyorum taş çıktığında nasıl hareket edebileceğini bile matematiksel olarak daha modelleyebilmiş değiliz. Yani var modeller, farklı simülasyonlar var bu konularda. Ama yeteri kadar iyi mi? Bence hala eksiklikler var. Yani kayıp var ortada. Evet. Orada şu şekilde de genişletebilirim. Hani çok güzel bir pas attın. Gerçek dünyanın verisini simüle edebilmek. Çünküsü de şu, bilmeyen arkadaşlar için. Yapay zekaya ne kadar fazla öğretirsen o kadar üzerinde bir şey yapabilir. Şimdi gerçek dünya üzerinde çalışamamamızın sebebi onun simülasyona aktarılacak gerçekliğini veri olarak alamıyoruz. Yani bu fiziksel bir, mesela orman da olabilir ama çok kompleks bir görüntü, görüntüsel bir ortam da olabilir. Mesela savaş ortamlarındaki asıl problem oradaki olasılıkların gerçek dünyadaki karşılığını çıkarımlaman gerekiyor ki öğretebilesin. Az önce bahsettiğim şeyde mesela Fair'ın yaptığı Habitat Sim'de veri setlerini de veriyor. Veri seti de şöyle, gerçek ev ortamları, ev içiyle alakalı bir şey bu. Gerçek evlerden görüntüler, gerçek görüntüler var fotoğraflardan oluşan. Yüz binlerce, milyonlarca fotoğraf var. Bunlardan biz bir nevi şey gibi düşün, GAN gibi, Generative Adversarial Network gibi öyle bir üretici ağ eğitiyoruz. Gerçek ev nasıl görünür? Gerçek evin içerisindeki merdivenler, içerisindeki mutfak, eşyalar, işte raf dediğimiz şey, kitap, ıvır zıvır her şey nasıl olduğunu fotoğraflarla aslında veri setine dönüştürmüşler. Onun üzerinden real time olarak bir simülasyon üretiyor. Sen bir evin oturma odası şöyle olsun diye çok küçük bir, diyelim ki parametre verisi gönderdiğinde hemen ona göre bir simülasyon üretiyor gerçek zamanlı. Bunu tabii ki savaş ortamında yapmak, yani gerçekçi bir savaş ortamında yapmak mümkün değil. Sadece o gerçek ortamdan
elde edilen verilerle siber dünyada dijital olarak gerçekçi bir kopyasını üretebiliyor. Onun videosuna bakarsanız göreceksiniz. Ürettiği şey aslında gerçek değil. Fakat veri olarak kullandığı şey tamamen gerçek evlerin içerisindeki görüntüler. Belki bu da savaş tarafında, savaş sanayi tarafında faydalı olabilir. Evet hocam, anladım demek istediğinizi. Yani şu aşamada hemfikiriz. İlk aşama için ortam daha kompleks olduğundan yapılamayabilir ama yeteri kadar modelleme geldikten sonra atıyorum şu anki seviyede bu GAN'larla yeteri kadar farklı varyasyon ürettirilebilir. Küçücük inputlarla, yani yeteri kadar bilgi içermeyen inputlarla beklenenden daha iyi output'lar da alınabilir. Yani muhtemelen zaman içerisinde olacaktır yani hocam. Bir 5 yıl sonra inşallah tekrar bir sunum daha yaptığımızda o zaman muhtemelen bu tarz konuları tartışacağız diye düşünüyorum. Muhtemelen. Hedef tanımada kalmıştık. Hedef tanımlama kısmından sonra, yani indication kısmından sonra tracking kısmı devrede ki zaten artık Technofest gibi bir büyük yarışma var. Uluslararası. Burada artık birçok kişi bu konu hakkında bir şeyler biliyordur diye düşünüyorum. Yani en azından fikirleri vardır diye. Yani tespit edilmiş bir şey varsa onun takibi de orada vardır yani. Olması gerekir büyük ihtimalle. Bu yer ünitesi olabilir. Soldaki şekilde gördüğünüz gibi hava unsuru olabilir. Ya da daha basitleştirilmiş bir simülasyon içerisinde bunu takip etmesi gereken farklı bir senaryo olabilir. Burada aslında şu ortadaki uçağı sağdaki o hareket eden uçakmış gibi düşündüğümüzde tespit etmiş olduğu o yer ünitesini yukarıdan takip etmesi gerektiğini görebiliyoruz. Yani çözümleyebiliyoruz. Temel yaklaşım tespit ettikten sonra onu takip mi edecek yoksa işte oradan kaçacak mı? Onu belirlemek. Yani takip etmesi kendi başına bir iş ama o takip etmesi bizim ne işimize yarayacak kısmı da önemli bir parametre. Az önceki hedef izlemeyle alakalı bir soru geldi. Tabii hocam. Yusuf Eymen'den. Ben onu biraz daha farklı şekilde soracağım. Bir güvenlik sorusu. Nesne tespiti ile alakalı güvenlik nasıl sağlanıyor diyor. Bu aslında AI security konusu. Direkt simülasyon konusu değil, AI security başlığı. Böyle bir senaryoda gerçekçi bir ürün geliştiren kişi olarak sence nasıl saldırılır? Ya da böyle bir şeyle karşılaşıldı mı? Karşılaşılma ihtimalini muhtemelen düşünmüşlerdir. O zaman nasıl bir çözüm bulursunuz? Yani bir object detection ya da takip sistemi var ve bu sahada kullanılıyor, savaş sanayinde. Ama biz bunu çeşitli adversarial attack dediğimiz AI security saldırı yöntemleriyle manipüle edebildiğimizi biliyoruz. Yani testlerini de yapabiliriz. Gerçekten ürünleştirebiliyoruz da zaten bu saldırı yöntemlerini ve savunmayı. Sizin bir ürün geliştirirken dikkat ettiğiniz konular var mı? Bunu şu açıdan da soruyorum. Özellikle vurguluyorsun aslında. Yapay zekada ya da yazılımda bir şeyleri yapabiliyor olmak onu savunma sanayinde yapabileceğin anlamına gelmiyor. Katılıyorum. Çünkü bununla alakalı yıllardır geliştirilmiş binlerce standart var. Bir insan kafasına göre bir şey geliştiremiyor. Kurallara uymak zorunda. Böyle bir standart var mı? Bu bahsettiğim senaryoda kullanılabilecek. Ne dersin? Yani ulaşma kısmını eğer geçersek, yani ulaşıldıktan sonraki kısma odaklanırsak GAN'ın ürettiği bir inputla yapay zeka manipüle edilebilir mi? Evet, edilebilir. Yani bu zaten olan bir durum. Olması gereken de bu. Yani bu işin kuralı böyleyse, ki böyle olmasını bekliyoruz. Bunun savunma sanayi tarafında olup olmaması algoritmanın çalışma mantığını değiştirmiyor. Yani herhangi bir endüstriyel uygulamayı da aynı şekilde manipüle etsek muhtemelen yine beklenildiği gibi bir sonuç alırız.
Burada önceki aşamada yani oraya ulaşma kısmında farklılıklar var. Yani savunma sanayide araç üzerinde çalışan ya da doğrudan network ile merkezi sistemlerle çalışan unsurları düşündüğümüzde onların kendi içerisinde kapalı networkleri var ya da uydu üzerinden haberleşme sistemleri var. Yani satkomları var bildiğiniz gibi. Ekstra uydu üzerinden ya da farklı bir o network'e sızma gibi bir durum yapılabilir mi bilmiyorum ama yapılabilirse içeride de farklı algoritmalar var. Yani bunun ekstra önlemini alan, bunları tespit edebilecek yapay zekalı olmasa bile bunu kural tabanıyla da yapabilecek farklı sistemler var ki zaten bunların en başında herkesin bildiği kriptoloji var. Yani içerideki inputların outputlarına ulaşabilmesi arasında hemen her algoritmada böyle bir şey var. Ara katman var diyebiliriz. Savunma sanayide de muhtemelen böyle. Farklı alanlarda da böyledir diye düşünüyorum. Çünkü yani siber güvenlik tarafında bu teknik bilgiyi bir yere getirmek ekstra zor. Bu zaten çalışılıyor bir taraftan. Ama işte o çalışma seviyesi eğer güvenli seviyede değilse yani teknik altyapı siber savunma yapabilecek seviyede değilse, bunları tespit edebilecek seviyede değilse işte o zaman böyle kriptoloji gibi senelerdir olan daha güvenli şeyler fix olarak kullanılmak durumunda. Yani cevap oldum bilmiyorum ama oraya eriştikten sonra yapılabilir. Ama erişme kısmı oldukça zor. Yani hocam siz daha iyi bilirsiniz. Siz uzmanlık alanınız bu. Yani Ben naçizane fikrimi söylemiş olayım. çok teşekkürler. Özellikle senin ürün geliştiren kişi olarak bakışını almak istedim. Yoksa evet bu bizim işimiz. Siber güvenlik odaklı yaklaşıyoruz. Senden de savunma tarafında derinlemesine bilgi alıyoruz. Burada ben şöyle diyeceğim. Gene farklı yaklaşımlarınla beni hem eleştirirsen hem de doğru diyebileceğin nokta varsa onu öğrenmek isterim. Birkaç yılda savunma sanayi tarafında senin çalıştığın kurumlar gibi farklı ürün geliştiren firmalara yapay zeka uygulamalar yapay zeka anlatıyorum. Orada network tarafında tam olarak senin söylediğin şeyi söylediler. Ben AI security dediğimde o da şu. Biz kapalı network çalışıyoruz. Mesela ben dedim ki geliştirdiğiniz yapay zekalar ya da geliştireceğiniz yapay zekalar ki bu roket ekibi ya da bizim gerçekten fiziksel olarak sahada kullanılan zırhlı kara araçlarından bahsediyorum. İçerisinde insan olan var, olmayan var. Bunlar kapalı network çalışıyor ve içerisinde işte X işletim sistemi var. Onunla alakalı da farklı güzel çalışmaları olduğunu biliyorum bizim savunma sanayinin. Bunun içerisinde de çalışan bir yazılım var. Kapalı network dediğimiz şey dışarıdan erişilmiyor ki diyor. Oradaki onu geliştiren mühendis. Ve doğru. Dışarıya açık bir network değil çünkü. Ancak onu gerçekten özel bir key ile diyelim, özel bir donanımla bilgisayara bağlarsan diyelim ki erişebilirsin. Fakat sorun şu. Bu yapay zeka ile çalışma üzere tasarlanmış olan hava ya da kara aracı dışarıdan aslında veri alıyor. Fakat bu veriyi input olarak aldığı veriyi mesela kamerası ve sensörleri aracılığıyla alıyor. Ya da diyelim ki bir mikrofon koydun, mikrofondan alıyor. AI Security'de tam olarak odaklandığımız nokta aslında o aracın içerisine girmek değil. Network hacking yapmak değil. Kapalı network olduğunu biliyoruz. O yüzden de o şekilde hackleyemeyeceğimizi biliyoruz savaş alanında. Buradaki olay dışarıdan gelen bir görüntü var ya da ses var ya da herhangi bir girdi var, sinyal var. Bu içerideki yapay zeka aklına yani AI engine'e gidiyor. Aslında senin gibi mühendislerin geliştirdiği yapay zekaya gidiyor. Orada sen işte arka tarafta deep learning kullanıyorsun, reinforcement learning kullanıyorsun, object detection için hatta transfer learning'de mesela herkesin bildiği pre-trained modelları da kullanıyorsun. Çünkü onları baştan yapamazsın, maliyetini çarpı 100 yapar. Şimdi bu gibi senaryolarda sorun şu,
Ben oradaki pre-trained modülü AI security pen test çalışmalarında zaten hackleyebiliyorum. Sen de onu kullanıyorsun. Deep learning algoritması var. Diyelim ki CNN kullanıyorsun. Yani ne kullanabilirsin ki başka görüntü tarafında? Doğru mu? Doğru Gibi. hocam. Açılmaz olarak öyle zaten. Ha. Metinsel bir şey olsa çoğunlukla RNN tabanlı LSTM vesaire kullanacaksın. Reinforcement learning dediğin şeyin de onlarca farklı güvenlik zafiyetini araştırıyorum. Var. Oradaki sürü mantığının hacklenmesi bile ya da reinforcement learning'in işte beyninin diyebileceğimiz algoritmanın manipüle edilmesi. Bunların hepsi var. Ben de diyorum ki o kara aracı ya da hava aracı dışarıdan görüntü alıyor. Ben o görüntüyle saldırıyorum aslında. Sen Anladım. Yani o dışarıdan görüntüyle birlikte aslında görüntünün içerisine bir şeyler ekleyerek oraya evet. erişmiş oluyorsunuz. Evet, perturbation dediniz. Ben noise ekliyorum. Bunu da şöyle yapıyorum mantıken. Tabii ki bir her siber saldırıda bir bilgi toplama aşaması vardır. Mesela senin yapay zeka tarafında bir ürünü geliştirirken ne kullandığını, hangi pre-trained modüller kullandığını, hangi yazılımları nasıl kullanacağını, ne tür yaklaşımlar kullandığını ben hiç tahmin edemezsem benim saldırma ihtimalim düşer. Bu bir gerçek. Fakat ben biliyorum ki sen görüntüyle çalışmak zorundasın. CNN algoritması kullanacaksın. Ve her şeyi sıfırdan yapamazsın. Microsoft da yapamıyor. O yüzden pre-trained modüller kullanarak transfer learning gibi teknikler kullanacaksın. Bunu da biliyorum. Çünkü ikimiz de yazılımcı, ikimiz de yapay zekacıyız. Ben diyorum ki bunların tahminlerini çıkartıyorum. Kullandığın algoritmalar ve onların zafiyetlerini çıkartıyorum. Kullandığın pre-trained modülların mesela object tracking tarafında ne kullanacağını ben çıkarımlıyorum. Aslında senden bilgi almıyorum. Ama tahmin edebilirim. Aldıktan sonra ben bunların black box testlerini yapıyorum. Gayet lokal ortamımda testlerini yapıyorum. Diyorum ki işte bu ürünü geliştirirken şu algoritmaları kullanmıştır. Şu pre-trained modülleri kullanmıştır. Şu yaklaşımlarla veriyi alıyordur. Ve onunla da böyle bir mimari oluşturmuştur. Tahminen yapıyorum bunu. Senin gibi o ürünü geliştirmeye çalışıyorum. Bir laboratuvar kuruyorum ve buna saldırı yapıyorum. Saldırıda %1 bile başarılı olsam bu savaş ortamında çok ciddi bir probleme sebep olabilir. Bir örnek vereyim basit. Yakın zamanda, o yakın zaman dedim, aylar önce bir paylaşım yapmıştım. Physical adversarial attack testleri yapmıştı globalden bazı araştırmacılar. O da şu, yol var bildiğimiz asfalt yol. Bu asfalt yolda bilirsin çeşitli yamalar olabilir. Bu yamaların da görüntüsünü tahmin edersin. Yani rengarenk olmaz. Bir kesme işareti gibi görünür böyle kare şeklinde falan. Tam olarak böyle bir ortam tasarlamışlar. Bir nasıl diyeyim bez gibi düşünebilirsin. Onu yolun üzerine örtmüş. Gerçekten özellikle gidip bakmadığın sürece anlamazsın. Onun kötü amaçlı yapılmış olduğunu. Yani bir bez gibi durduğunu falan. Bir tır geliyor, bir insansız otomobil geliyor diyelim. Onu gördüğü anda yolunu değiştiriyor. Ya da el freni çektiğini düşün. Çünkü aslında orada yaptığı şey kesinlikle hiçbir şekilde sinyal istihbaratı yok, sinyalizasyon üzerinden bir hacking yok. Mesela senin zaten mühendisliğini yaptığın elektronik mühendisin. Senin o uzmanlığınla alakalı hiçbir şey yok. Otomotiv uzmanı olmana gerek yok. O sadece dışarıdan aldığı görüntüyü içerisindeki otonom kararı veren yapay zekaya iletiyor. Ve o yola serilmiş olan physical adversarial attack deniyor bunlara. Bir genel adversarial attack var. Bir de physical versiyonu. O physical adversarial attack'tan aldığı görüntü yapay zekanın aklını bulandırıyor. Çünkü içerisinde çeşitli noise diyebileceğimiz işte perturbation'lar var. Aldatmaya yönelik oluşturulmuş veri. Onu aracın kamerası gördüğü anda manipülasyona uğruyor. Ve yolunu değiştiriyor ya da ne istiyorsa saldırgan onu yapıyor. Bunun aynısı şu şekilde de örneklendirilebilir. Karşımda bir tank var. Ve şu an bu arada dipnot olarak söyleyeyim.
Ya Türkiye'de gerçekten çok savunma sanayinde özellikle çok ileri çalışmalar yapılıyor. Bu benim hoşuma giden bir şey. Severek araştırdığım bir alan çünkü. Burada mesela 2015'ten beri savunma sanayi tarafına yaptığım bazı çalışmalarda o araçları görüyorum. Mesela mini robotlar üretiyorlar, mini kara araçları üretiliyor. Bunları tabii ki yapay zeka ile çalıştırıyor. Bazıları uzaktan kumandalı ama son yıllarda yapılan bazı araçlar gerçekten hani Amerika en ileri seviye diyorsan bunun birçoğunun aynısını yapabiliyor şu anki bizim savunma sanayi. İşte kara araçları var mesela. Bildiğimiz bir tank gibi insansız tank çalışmaları da var Türkiye'de. Hatta birkaç yıl önce insansız gemi çalışmaları da araştırma olarak yapılıyordu. İdalar var, denizde yüzüyor vesaire, otonom bir şekilde. Bu bahsettiğim tank dediğimiz araçları düşündüğümde ben adversarial atak mantığıyla düşünüyorum. Physical adversarial atak mantığıyla. Şunu yapabiliyorum ben teknik olarak. Ben onun karşısındayken eğer onun bir zafiyetini bulduysam bir araştırmacı ya da rakip ülkenin savunma sanayi araştırmacısı olarak şunu yapabilirim. Benim askerime sadece kaskına, kullandığı kaska küçük bir bere takarım ve o tankın benim askerlerimi görmesini engelleyebilirim. AI security'de teknik olarak bu mümkün. O yüzden diyorum aslında muhteşem bir teknoloji geliştiriliyor. Fakat AI security olmadığında ya da bunun ileri seviye farkındalığı olmadan geliştirildiğinde gerçekten o kadar basit bir kurnazlıkla manipüle ediliyor ki karşındaki insanın varlığını bilmiyorsun. Burada şunu diyebilirsin. Mesela elektronikçi olarak özellikle. Orada da mesela ısısına göre sen bir motoru da çalışan bir aracın motorunu ısısından bile anlayabilirsin. Değil mi? Onun tespitini yapabiliyorsun. Ya Yani da yaydığı sinyallerden yapabiliyorsun. Tamam, onlara katılıyorum. Onlar benim uzmanlık alanım değil. Fakat bunun yapay zeka tarafında da az önce bahsettiğim şey çok basit bir örnek. Bunun yüzlerce varyasyonu var. Biraz sonra bahsedeceğim mesela sürü İHA tarafında da hani senle gene konuşmuştuk aslında. Sürü İHA'da da gene manipülasyon yapılabiliyor. Hani bununla alakalı araştırma olmaması bir güvenlikçi olarak bana şey geliyor. Yani savunma sanayi açısından baktığımda ciddi bir zafiyet olarak geliyor. evet, haklısınız hocam. Yani şu an sadece tek bir obje üzerinde düşündüğümüzde bile riskli, ki zaten sürüden bahsettiğimizde çok daha riskli bir yaklaşım olacak. Ki çok daha kötü sebep beklenmeye sonuçlar da doğurabilir. Yani burada çünkü sürü dediğimiz şeyin bir limitasyonu yok. Nasıl hareket edebileceğini tek bir objeye göre kestirebilmek de çok mümkün değil. Yani tek bir obje çok daha kolay kalıyor. Yani bir sürüde işte atıyorum 3 tane varsa o bir objeye göre 3 kat zorlaştırmıyor işi. Sanki daha fazla kombinasyon var. Yani o da zaten 2 üzerine göre düşündüğümüzde bir 8 kat zorluk var. 4'e çıkardığımızda 16 kat zorluk var. Muhtemelen sürülerde çok çok daha ciddi problemlere sebep olabilecek kümülatif olarak. Sorular geliyor sanırım ama nasıl yapalım? Soru cevapla mı ilerleyelim yoksa sunuma mı devam edeyim? Sunuma devam edelim. Ben onları tercüme ederek sana farklı şekilde soruyorum. Tamam hocam, teşekkürler. Rica ederim. Takip edemiyorum o kısmı. Burada ulaşım lojik kısmı, lojistik kısmında aslında çoğuna da değinmiş sayılırım ama otomatik hasar tespiti var. Bu ulaşımdaki ilk aşama, yani lojistikteki ilk aşama. O taşınacak ürünlerin doğru şekilde taşınıp taşınmayacağını önden kestirim. Bunu otomatik yapan sistemler var. Bahsettiğim plaka tanıma sistemleri var. Yani gerçek hayattaki uygulamaları. Dinamik rota planlama var. Atıyorum bir yerde fırtına çıktığında hemen yeni bir rota oluşturabilirsin şeklinde. Bu karayollarında işte Google'ınki gibi, yani yol kapalıysa hemen farklı bir şey üretiyor. Buna benzeyen bir yaklaşım. Bakın durum tanımlaması var. Burada da herhangi bir akıllı cihazdan veri alındığında
onun o anki durum hakkında fikir sahibi oluyor alet, içerisindeki yapay zeka ve tahminlerde bulunabiliyor. Yani yeteri kadar iyi şeyler söylemiyorsa, doneler vermiyorsa işte arıza geliştirebileceğini söyleyebiliyoruz. Bu savunma sanayi özelinde böyle ama çok çok farklı alanlarda farklı şekilde çalışmalar var. Sağlık alanında mesela önden kestirme gibi durumlar var. Bu neyi sağlıyor? Kalp krizi geçirme ihtimali mesela. İşte atıyorum farklı verilerden bakarak ne zaman kalp krizi geçirebileceğini kalp sinyallerine göre büyük oranda tahmin edebiliyoruz. Yani önden aslında önceki veriye bakarak sonuca gidiyoruz diyebiliriz. Şöyle bir önceki sayfaya gelirsek. Bahsedeceğim son konsept, şu ana kadar bahsettiğim bu algoritmaları ya da farklı yapıları tek bir obje üzerinde, tek bir araç üzerinde ya da tek bir agent üzerinde düşünebiliriz ama bunları yan yana koymak ya da senaryolarda birden fazla olacak şekilde eş zamanlı kullanmak kaçınılmaz ki olması gereken de bir durum. Yani elimizdeki donanım var. Bunu eş zamanlı olarak kullanabiliyor olmak çok çok etkili. Bu bir tane hava aracı olabilir. Atıyorum güçlü makinalar olabilir, serverlar olabilir, işte farklı robotlar olabilir. Yani bir şeyden ne kadar fazla varsa onu eş zamanlı kullanabiliyor olmak çok çok büyük bir avantaj sağlıyor. Burada sürü kontrolü diye ekstra bir algoritma geliyor. Sürü kontrolünde bahsettiğimiz sürüler şekilde daha çok hava envanteri üzerine yani insansız hava araçları işte farklı böyle tasarımdaki hava araçlarına oluşuyor. Bunlar illaki insansız olmak zorunda değiller. Ama sürü deyince artık aklımıza daha çok sürü dronlar geliyor. İnsansız olması geliyor. Olmak zorunda değiller ama olduklarını varsayarsak artık kendi işlerinde hareket mekanizmaları gelişmesi gerekiyor. Burada havacılık doktrininde düşündüğümüzde formasyonları var. Yani farklı farklı formasyonlar var. Formasyon ne demek? En basit şekilde düşündüğümüzde çeşitli geometrik şekillere göre herhangi bir ünitenin ya da birden fazla da olabilir kontrolünde diğerlerini sürme mantığı var. Burada hepsini eş zamanlı olarak sürmüyoruz. Sürüdeki herhangi bir ya da iki tane yedekte de durabilir. Araç liderlik yaparken diğerleri ona göre alması gereken aksiyonları belirliyor. Sürüdeki diğer fark tek bir objeye göre fark yani sürü olmayan yaklaşıma göre fark iletişim. Burada farklı haberleşme protokolleri olabilir, radyo haberleşmeleri olabilir ya da farklı yine böyle kripto tabanlı farklı sistemler olabilir. Blockchain tabanlı bile olabilir. Yani haberleşmesi gerektiğini unutmayalım burada. En önemli noktası orası. Sonrasında burada yine büyük bir sürüden bahsettiğimiz için büyük bir haberleşme altyapısı kaçınılmaz. Ama bunun bir yerden mi kontrol edilecek yoksa birden fazla yerden mi kontrol edilecek konusu birazcık daha fazla çalışma gerektiriyor tek bir objeye göre. Burada iki farklı yaklaşım var. Merkezi yaklaşımda pardon hocam bildirim gelip duruyor. Merkezi yaklaşımda herhangi bir yeri merkez olarak belirleyebiliyoruz. Bu bir server olabilir. O server üzerinden diğerleriyle haberleşilebiliyor. Birden fazla da olabilir. Çünkü herhangi birisi arıza verdiğinde algoritmanın ilerlemesi yani o sürünün ilerlemesi de istenilen durum. Genel yapı bu şekilde. Sürü kontrolü bahsettiğim gibi her birini ayrı ayrı kodlamak yerine yani her birine ayrı bir zeka vermek yerine bir tanesine daha gelişmiş bir zeka verip
diğerlerini ona göre hareket ettirme konseptinde ilerliyor daha çok. Burada formasyon kabiliyeti daha gelişebilir, daha daraltılabilir. Yani bu çözülecek probleme bağlı biraz. Hava araçlarında yani böyle yüzlerce şeyi birbirine bağlayalım gibi bir durum şu anki seviyede söz konusu değil ama basit dronlarda mesela STM'nin geliştirdiği sürü drone konseptinde bu mümkün olan bir yaklaşım. Arı kolonisi gibi birden fazla yani 30 tane, 40 tane, belki 100 tane drone, belki 1000 tane drone'un eş zaman olarak saldırı yapabilmesi artık o büyük amaca dönüşmüş diyebiliriz. Burada birden fazla olması onların maliyet etkin olmasını da gerektiriyor. Çünkü karınca sürüsü gibi düşünelim. Yani birkaç tane kaybın çok önemli olmaması gerekiyor. Onun için de çok çok pahalı araçlardan sürü yapmak istenilen bir durum değil. Yani şu anki seviyede böyle. Ama ileriki yıllarda muhtemelen artık daha da o şu anki gördüğümüz drone sürülerinin yerini işte büyük insansız hava araçları, insansız jet uçaklar, uçaklardan oluşan sürüler alacak. Şu anki konseptte daha çok dronlar seviyesindeki sürülerden bahsedebiliriz. Ben burada senin tecrübelerini biraz daha deşmek için, açıkçası eşelemek için birkaç açılım yapsam. Tabii hocam. Mesela sürü dediğimiz şey swarm AI, swarming. Burada birincisi reinforcement learning ile mesela multi-agent reinforcement learning diye bir şey var. Senin anlattığın şeylerden biraz o çıkarımı yaptım. Multi-agent da temelde reinforcement learning bildiğimiz gibi tek bir single agent ile çalışır. Bir tane agent vardır. Ona sen her şeyi öğretebilirsin. Ki bu iş yükü olarak fazladır. Fakat bir agent'i uzmanlaştırmış olursun. Avantajı bu. Ve onu bir yerde çalıştırırken, bir environment'ta çalıştırırken çok daha az GPU kaynağıyla göreceli olarak, şimdi zaman tahmini yapamayacağım. İyi mi olur, kötü mü? Hani sonuca ulaşma konusunda. Fakat daha az donanım kaynağıyla çalışabilir. Tek bir tane single agent var. Diğer yaklaşımda mesela hierarchical reinforcement learning. İşte bir görev var, ana görev. Bunun alt parçaları var. O alt parçaları aslında sen tasarlıyorsun. Bunların hepsi bir iş yapıyor. O iş diğer işin tamamlayıcısı gibi oluyor. İşte burada işler değişiyor. Bir de multi-agent reinforcement learning var ki çok fazla yaklaşım var. Her zaman diyorum reinforcement learning yapay zekanın belki gerçekten en zor başlığı olabilir. Burada multi-agent ve hierarchical gibi hiyerarşik reinforcement learning gibi yaklaşımlara geçtiğimizde aslında işi parçalara ya da task'lere ayırmış oluyoruz. Bu çok daha hızlı ve muhtemelen göreceli olarak çok daha kaliteli bir şekilde öğrenme ve çalışma yapabilir. Fakat çok daha fazla donanıma ihtiyacı var çalışması için. Mesela ilk aklıma gelen, siz burada tam olarak ne tür algoritmalar, siz dedim firmanızdan bahsetmiyorum. Ben her zaman diyorum ya bu sunumda genel sohbet ediyoruz, teknik sohbet. Bu yaklaşımda ne tür reinforcement learning teknikleri kullanılabilir ve avantaj, dezavantajı. Bir diğeri de Swarm AI tarafında aslında optimizasyon, farklı optimizasyon algoritmaları var. O algoritmaları nasıl kullanıyorsun? Mesela normal yapay zekadan işte Swarm AI'ın farkı tam olarak, yani teknik olarak farkı nedir? Diğeri de burada mesela sürü kontrolü dediğimizde işte Swarm tarafta karınca kolonisi ya da kuş kolonisi ya da mesela deniz altında yapacaksan işte balık kolonileri örnek alınabiliyor. Senin dediğin mesela işte karıncayı ve arıyı örnekledin. Genelde arı üzerinden anlatılıyor bu Swarm AI. Burada ne tür yaklaşım kullanılıyor genellikle ve neden? Neden arı kullanılıyor da işte diğeri kullanılmıyor? Birinci sebep güvenlikten dolayı hocam.
Kural tabanlı sistemlerde hatanın nereden kaynaklandığını bulmak kolay. Yani nasıl hareket ettiğini kestirebiliyoruz. Direkt bakınca anlaşılıyor denir ya, yani kaba tabirle. Gerçekten öyle. Yani matematiksel olarak onun niye o sonuca gittiğini önden kestirmek mümkün. Ama AI tabanlı sürülerde bu pek mümkün değil. Yani niye yaptığı kısmında problem var. O kısımda aslında algoritmik olarak arı algoritması, yani o kolon algoritmasını yerine koyabileceğimiz bir multi-agent arı sistemi tasarlayabiliriz, eğit edebiliriz. Muhtemelen çok çok yakın sonuçlar alırız ki ben daha da iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bunu uyarlama kısmında problem var. Yani gerçek dünyaya geçiş kısmında problem var. Yoksa AI kullanmıyoruz değil. Yani AI kullanılıyor zaten şu anki sürülerde. Var, çalışılıyor. Ama gerçek dünyada bu tercih edilmiyor. Çünkü transfer kısmında kayıplar var. Yani bu tarafı böyle yorumlayabilirim. Ondan öncesinde koloni yerine farklı bir multi agent sistem tasarlanabilir mi sorusu zaten cevaplamış oldum sorun içerisinde ki bence mümkün olan bir durum. Burada single agent'a göre fark, yani o işte hiyerarşik yaklaşımda, yani yardımcı ekstra görevler ya da zor olan görevi parçalara bölüp aşama aşama ya da eş zamanlı olarak birden fazla ajana dağıtmak konseptinde çeşitli problemler de var diyebiliriz. Çeşitli avantajlar da var diyebiliriz. Yani bir şey böyle tamamıyla doğru değil. Çünkü o görevi parçalara bölüp eğittiğimizde bir parçadan diğerine geçtiğinde herhangi bir ajan genelleme yetisi oldukça düşük kalabiliyor. Yani bunu senaryo konseptinde ekrandaki şekil üzerinde düşündüğümüzde mesela o sürü içerisinde atıyorum o yerde ki hava savunma sistemini, yani şunu kimin vuracağı önceden kestirilen bilen bir şey değil. Burada sürünün görev paylaşımı yapabilmesi lazım. İşte bu eğer koloni gibi bir yaklaşımla, kural tabanlı bir yaklaşımla belirleniyorsa matematiksel olarak en mantıklı olanı direkt seçiyoruz. Ama burada alel tabanlı bir sistem kullanırsak böyle hiç beklenmedik bir strateji olabilir. Yani çok mantıksız bir şekilde burayı vurmuş gibi görünebilir. Ama oyunun sonuna baktığımızda hareket aslında çok da mantıklıymış diyebiliriz. Yani bir süre sonra o yanlışmış gibi görünen aksiyonun aslında çok daha böyle güzel sonuçlar çıkartabileceğini görebiliriz. Burada strateji olarak alel daha ileride bence. Ki simülasyon tarafına baktığımızda şu an öyle. Ama bilinmezlik tarafında işte problem var. Yani olası riskleri var. Güvenlik riskleri, tehlike oluşturabilecek hareketleri. Doğru mu? Aynen. Yani her şeyini bilmiyoruz ama diğer yaklaşımlar ona göre daha güvenli. Gerçek dünyada da eğer çıkılacaksa bu, yani bir ürüne dönüşecekse, ki zaten şu an aslında sivil tarafta da artık dronlar bu şekilde sürü şeklinde satılabiliyor. Özellikle Çin'de mesela. İşte o gökyüzündeki ejderhayı eş zamanlı olarak dronlarla ışıklandırıyorlar ya mesela. Orada tamamen kural tabanı var. Ama bunu farklı bir yaklaşımla yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Yani AI tabanlı bir sistemle de yapabiliriz. Bunu öğretebiliriz. Yani bu tarz şeyler yapmasını sağlayabiliriz. Ama gerçek dünyaya geçtiğinde, yani bu ürün satışa çıkacağında, para kazanacağı kısmı devreye girdiğinde o diğer yaklaşımların kullanılması daha güvenli. Yani şu anki seviyede muhtemelen bir 10 yıl sonra böyle olmaz. Ama şu anki seviyede öyle. Yani tam cevap verebildim mi emin değilim ama süperdi. Süperdi. Tamam hocam, teşekkür ederim. Aslında İHA'lar arası haberleşme dediğinde benim aklıma şu da geldi. Birincisi orayı, yani anlıyorum. Şimdi teknik açıklamak zorundasın. Tekniğini geliştiren kişi olarak orada da zorlanıyor. Ben onu şöyle sorayım. Az önce multi-agent, reinforcement learning dedik. Birden fazla agent var. Ve bunlar görece olarak ben ne istersem onu ya task olarak öğrenebilir
ya da bağımsız olarak öğrenebilir. Ve çok zorlu bir alan. Ben bunu mesela siber güvenlik tarafında yapıyorum. Saldırı ve savunma odaklı bir reinforcement learning tasarlıyorum ve ona aslında ilk başta demiştim ya çok fazla olasılık var. Ona iş parçacıklarını öğretiyorum agentlara ve bunlar kendi uzmanlık alanlarında gidip bir yere saldırı yapmayı biliyor. Ya da orayı hacklemeye çalışıyor. Fakat sormak istediğim şu. Bunların arasındaki yani multi agentların birbiriyle iletişimini nasıl yapıyorsun? Burada ne tür sorunlarla karşılaşıyorsun? Ya da karşılaşabilirsin? Yine simülasyon tarafında düşündüğümüzde bu bahsettiğim Guardmode'da herhangi bir haberleşme sistemi olmadan merkezi bir havuzla bütün ajan bilgisini tek bir yerde toplayabiliyorum. Bu yaklaşımlardan bir tanesi. Ve bunu eş zamanlı olarak bütün ajanlara kopyalayabiliyorum. Bu şekilde bütün ajanlar arasında senkron bir ilişki oluyor. Yani her ajan bütün ajanlardan haberdar diyebiliyoruz. Ve bu zaten şeyi sağlıyor. Yani görev paylaşımı kısmını oldukça hızlı çözüyor bu yaklaşım. Yani kimin hangi düşmana saldırabileceği kısmını en etkili çözen şey haberleştirmek. Yani oraya belki de çok çok yakın bir agent var. Onun orada o görevi halletmesi, orayı hızlı şekilde çözümlemesi çok daha kolay diğerlerine göre. O yüzden arada bir iletişim kurması gerekiyor. Bu simülasyon tabanında radyo haberleşmesiyle oluyor. Ama normal böyle yazılmış veri paketi transferi şeklindeki yapılar da var. Yani gerçek dünyada böyle open source GitHub'da da bulabileceğiniz şeylerden bahsediyorum. Bu şekilde iletişim sağlanabiliyor ajanlar arasında. Yani genel olarak böyle ajanları birbirleriyle haberleştirmezsek eğer bir ajan kendi işini yaparken başka birinin işini bozabiliyor. Onun önüne geçebilmek için oturup ekstra işte onun durum uzayını etkilememesi için gerekli önlemleri almak gerekiyor. Yani ekstra iş çıkıyor sürekli. Yani ajanları haberleştirmek birçok problemi çözüyor. Öyle söyleyebilirim. Haberleşmeyi evet. De doğrudan soket haberleşmesiyle ya da merkezi bir havuzla bahsettiğim gibi çözebiliyoruz. Merkezi havuz ya da işte bir agent'ın bildiği şeyi diğerlerinin de bilme senaryosu da bende reinforcement learning tarafındaki güvenliğe bakmama sebep oldu. Yani ben mesela bir güvenlik yazılımı geliştiriyorum yapay zeka tarafında. Bunun işi yapay zekanın hack yapması. Fakat sorun şu ki olasılıklar sonsuz. Onun için bir yapay zeka geliştiriyorum fakat o yapay zekanın da zafiyeti var. O da AI security konusu. Yani reinforcement learning security konusu. Orada da o özellikle iletişimler mesela yazılımda da senin uzmanı olduğun elektronikte de her zaman problemdir. Bildiğin gibi. Bu senaryoda her agent her şeyi bilirse aslında manipülasyona da açık oluyor. Yani birinin bildiği sırrı diğerinin de biliyor olması bunların bir tanesi manipüle edildiğinde bütün network'ün o reinforcement learning sisteminin manipüle edilmesine sebep olabiliyor. İşi kolaylaştırıyor saldırgan açısından baktığımda. Yani AI hacker olarak baktığımda saldırıyı kolaylaştırıyor. Merkezi olarak yaparsan gene dediğim gibi merkezi bir veri var. Ben doğrudan onu hedeflerim. Bu da siber güvenlikte saldırı yüzeyiyle de tanımlanabilir. Saldırı yüzeyini azaltma. Mesela bu da şu oluyor. Aslında bu askeri terminolojide de çok çok iyi bilinir. Sadece ben siber güvenlik tarafından söylüyorum. Bir ev var diyelim. Eve hırsız girmek istiyor. Senin de 20 tane penceren, 5 tane kapın var. Bunların hepsinin güvenliğini sağlayabilmen için çok daha fazla kaynak ayırman, çok daha fazla güvenlik odaklı ciddi yaklaşımlar maliyetini de artırır ama riskini de artırır. Çünkü 20 artı 5 tane de kapı, 25 tane saldırı noktasını korumak zorundasın askeri terminolojide.
Burada da saldırı yüzeyini azaltmak için mesela 20 tane pencere yerine diyelim ki minimum ben neye indiririm? İşte 4 tane pencereye, 1 tane kapıya. Saldırı yüzeyini azalttım. Bu açıdan baktığımda ben bu sürü saldırılarına aslında o aradaki iletişim kritik nokta gibi görünüyor. Evet Bir hocam, saldırı doğru. olarak düşündüğümde bir de son olarak şunu söyleyeyim bu az önceki konuyla alakalı. Bununla alakalı da saldırı teknikleri var. Hani seninle konuşmuştuk. Bu Swarm AI tarafında simülasyon ortamında dronlar var. Ve dronlardan lideri manipüle etme teknikleri. Bununla alakalı AI security çalışmaları var. Az önce bahsettiğim sebepler ve sonuçlar diyelim. Anladım hocam. Yani orada her birinin her şeyi bilmesi kısmı yani aslında en hızlı yaklaşım olduğu için RL tarafında tercih ediliyor ama gerçek dünyada muhtemelen ayrı ayrı hareket etmesi daha mantıklı olacak. Çünkü zaten o koloni dediğimiz algoritmaları zaten biyomimikri ile gerçek dünyadan kopyaladığımız için gerçek dünyaya baktığımızda o arılardan 3-5 tanesine zarar gelince bütün sürü yani ambiyane tabirle kafayı yemiyor. Yani sürü hala sürü gibi hareket etmeye devam ediyor. Birkaç tanesine saldırı gerçekleşmiş olması algoritmayı etkilemiyor. Oradaki her bir işçinin yani her bir ajanın kendi işini parçalı bir şekilde yapıyor olması, diğerini etkilemeden yapıyor olması temeli oluşturuyor diyebiliriz. Yani yapı taşı aslında böyle. Her arı kendi işini yapıyor ama başka bir arının işini bozmuyor. Yani bu kısım önemli değil. İşte simülasyon tarafında benim en çok zorlandığım nokta burası. Yani biri bir işi yapmayı öğrenirken diğerinin öğrenmesini olumsuz yönde etkileyebilir. Eğer bu şey ortadan kaldırılırsa, bu belirsiz durum, istenmeyen durum ortadan kaldırılırsa, simülasyon kopyalarıyla ya da farklı sistemlerle, yani denilen sisteme hızlı bir şekilde ulaşılabilir. Ve daha güvenli bir sistem çıkabilir ortaya. Evet, şundan dolayı söylemiştim. Tabii ya yazılımda da mesela ben 20 derim, sen 30 yıldır, işte daha uzun yıllardır yeni şeyler çıkıyor, teknikler çıkıyor ama 20 yıldır var olan SQL Injection halen daha sistemlerin, altyapıların hacklenmesine sebep oluyor. Şimdi şu an konuştuğumuz şey aslında upper advanced'in de ötesinde ileri seviye teknikler konuşuyoruz. Hem senin anlattığın yapay zeka tarafının ileri kısımları hem de benim bahsettiğim onun security ve hacking senaryoları. Bunlar sadece senaryo. Korunma teknikleri uygulanabilir. Bazen mesela AI security'de bazı şeyler var. Onun savunma tekniği henüz yok. Onun saldırısı çıkıyor. Doğru, ispatlanabilir. İspatlanıyor zaten. Fakat savunması yok. Henüz yok. Ya da çok kolay değil gibi senaryolar da oluyor. Bunu da anlatmak gerekiyor. Benim orada bahsettiğim şey şuydu. Hani arada bahsettin ya, bu Swarm tarafta istersek mesela diğer katılımcıları, sürünün diğer elemanlarını, araçlarını yarı akıllı, yani bir nevi aptal yapabiliriz. Sadece tek bir işi yapacak şekilde. İstersek bir ya da iki tane lider gibi bir konumda araç tutabiliriz ya da agent tutabiliriz. Bu senaryodan bahsettim. Eğer senin dediğin gibi hepsi aynı şeyi yapabiliyorsa benim dediğim senaryo biraz daha zorlaşıyor. Çünkü lider olarak kim varsa sen o sürekli lidere saldırmak zorundasın. Ya da lideri manipüle edip kontrolü ele almak zorundasın. Diyelim ki bir tanesini lider seçiyorsun. Ben bir şekilde manipüle edebilirsem lideri saldırıyla manipüle ettiğim bir araca dönüştürürsem o zaman büyük bir tehlikeye dönüşüyor. Bu da en zorlu senaryolardan biri AI security'de. Anladım hocam. Aslında burada şöyle bir şey geldi aklıma. Yani tartışmak isterim. Şimdi RL tabanında ya da farklı bir yaklaşımda düşündüğümüzde
O devrede kalma durumu bazı ajanlar için gerçekleştiğinde onların yerine geçebilecek, onların eski görevlerini de devralabilecek böyle genel konseptli AI'lar mümkün olabilir mi? Yani aslında baktığımızda parçalı parçalı eğitilmiş, her görevi ayrı ayrı biliyor ama eş zaman olarak yapmıyor. Yani herhangi bir A görevine atanmış, A görevini yaparken devre dışı kalmış. İşte B görevini yapan oradaki ajan hem A görevini yapıp hem de B görevini bozulma olmadan yani unutmadan devam ettirebilir mi? Eğer bunu yapabiliyorsa diğer tarafta o karşı saldırıyı gerçekleştiren işini de zorlaştırıyor. Yani o devreden çıkan bölüm eğer bütün sürüyü etkilemeyecek seviyedeyse kapatılabiliyorsa üstü, o zaman yine problem var. Yani o zaman doğrudan ya lidere saldırmak zorunda ya da sürüyü yeteri kadar iyi analiz edip sürüdeki böyle kontrolü devre dışı bırakabilecek hareket sistemlerini, işte dizayn paternlerini çıkartabilecek bir sistem üzerinde durması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Evet, bunu şuradan da örnek verebiliriz. Sanırım bir ya da 2 yıl önce, adını vermeyeyim, Amerika'da insansız otomobil üreticilerinden birisi sıkı da ürünler geliştiriyor. Otomobilleri falan milyonlarca kilometre yol aldı. Bunlardan sanırım 4-5 tanesi bir yere toplandılar ve orada durdular. Mesela bunu dışarıdan bakan birisi, işte magazin olarak baktığında şey olarak görünüyor. Sanki arıza yapmış gibi görünüyor. Fakat benim aklıma, bir saniye. Benim aklıma bu senaryoda gelen aslında onların sürü mantığının eklenmiş olduğu. Çünkü 2016'da yazdığım makalede, bu insansız otomobillerle alakalı makalede şunu söylemiştim. Ben o zaman insansız otomobiller üzerine Ar-Ge yapıyordum. Ve şunu tahmin etmek çok zor değil. Bir insansız otomobil geliştiricisi ileri vadeli düşündüğünde kendi geliştirdiği insansız otomobillerin belli bir görevi, mesela lojistik dedin ya aslında slaydın önceki kısımlarında, ben aslında o hedefle çalışmaya başlamıştım. İnsansız lojistik diye, kara ve hava araçlarıyla. Orada insansız otomobil geliştiricisinin hani benim aracımı bir network'e bağlayıp onun üzerinden para kazandırabileceği, yani belli işleri yaptırabileceğini öngörmüştüm. Belli işleri birlikte yaptırabilmek ve bunun için de gene senin kullandığı Swarm AI gerekiyor. İşi parçalara ayırıp ya da bir araç filosu diyoruz ya, filoya dönüştürüp bunların hepsinin işlerini tek bir görev gibi yaptırması için Swarm'a ihtiyacı var. Bu mantığı geliştirdiklerini ve onun hacklendiğini varsayıyorum. Tabii ki teknik bir inceleme yapamam. Ama tahminen böyle bir senaryo var. Diğer tarafta bahsettiğin konuda bu bir agent'ın aslında liderin görevini alabilmesi de teknik olarak mümkün. Fakat geliştirmeyi ve olasılıkları çok zorluyor. Yani sizin senaryoda tamam çok ciddi bir ürün yapıyorsunuz. Fakat burada over engineering deniyor aslında mühendislikte. Bilirsin over engineering. Yani bir şeyi mevcutu yeterliyse ben buna aşırı kısmına kaynak ayırırsam işlerimi yetiştiremem gibi bir senaryo sizin için dezavantaj olabilir. O ürünü geliştirirken, o bahsettiğim şeyi yapabilmeye çalışırken diyelim. Diğer taraftan deep learning, encrypted deep learning ya da encrypted machine learning diye ileri bir güvenli AI yaklaşımı var. Mesela bunun hiç kullanıldığını
gördün mü ya da ihtiyacın oldu mu? Önce onu sorayım. Yok hocam. Kullanıldığını da görmedim. Burada şöyle. Şimdi machine learning ya da deep learning diyelim. Böyle neural network olsun işin içinde. Doğrudan. Orada geliştirdiğimiz modelin içi manipüle edilebiliyor. Yani içindeki tensorlar üzerinde veri tutuluyor ya. O tensordaki veri manipüle edilebiliyor teknik olarak. Sen ne kadar muhteşem şeyi yaparsan yap, ben tensorlara bir şekilde müdahale edebilirsem ki mümkün, o zaman öğrenme sürecini manipüle etmiş oluyorum. Ya da karar alma sürecini manipüle etmiş oluyorum. Bu nedenle de şu yöntem var. Encrypted machine learning diye araştırılabilir. O neural network içerisindeki tensorları şifreleyebiliyoruz biz. Modeli şifrelemekten bahsetmiyorum. O mümkün. Ama tensorları da şifreleyip onun içerisindeki verinin elde edilmesi ya da manipüle edilmesini engellemek. Burada mümkün. Burada dezavantaj sadece şu. Hani deep learning içerisinde işte yapay sinir ağlarında veriyi tensorda tutuyoruz. Fakat ve tensor üzerindeki verileri aslında eğitimlerde vesaire kullanıyoruz. Sorun şu, zaten training süreci özellikle karmaşık projelerde çok uzun. Training sistemleri ve maliyetleri çok fazla. Bu encrypted machine learning bizim maliyetlerimizi artırıyor training tarafında. Bunun sebebi de çok basit. O tensordaki veriyi zaten normalde bile hesaplarken maliyetin yüksek. Sen bir de onun enkript edilmesi ve dekript edilmesi için ekstra donanım maliyetine girmek zorundasın. Fakat nihai olarak onun içerisindeki veriyi, öğrenme süreçlerinin güvenliğini artırmış oluyor. Mesela bu da bir genel teknik. Bilmiyorum yeterli oldu mu? Ya da kaçırdığım bir şey var mı? Gayet açıklayıcıydı. Anladım ben. Teşekkür ederim. Yani rica ederim. Bu direkt tensorları manipüle etmek kısmı, yani gerçekten üzerinde çalışıldığı çok açık olan bir şey hocam, yani alan. Diğeri direkt ilk akla gelen metot, ama bu sanki, yani zaten uzun süreli bir network eğitimi yapılacaksa orada büyük bir veri var demektir. Böyle anlaşılması da kolay değil diğerine göre. Yanlış mı düşünüyorum? Yani zaten uzun sürecek ya. Orada zaten problem olup olmadığını söyleyen ekstra bir sistem yoksa eğer. Hangisinden bahsediyoruz? Direkt tensorları bozmadan. Yani, atıyorum çok büyük bir veri seti var. Birkaç terabaytlık. İşte bunun eğitimi de çok uzun sürüyor. İşte bunu zaten yeteri kadar bozduğumuzda zaten eğitim uzun sürüyor ya. Bir tık daha uzun sürse yine öğrenmiş olabilir, ama biz o aşamada işimizi halletmiş olur muyuz? Yani amacımıza ulaşmışız diyebilmemiz için modelin hiçbir zaman öğrenmemesi mi gerekir, yoksa geç öğrenmesi mi yeterlidir? Yani. Evet. Evet. Mesela uzun yıllar önce işte bazı güvenlik protokolleri tasarlamam gerekiyordu. Orada ki güvenlikte çok basit bir yaklaşımdır. Yani bir şeyin güvenliğini bana sağla diyorsan, ben o şeyin kritiklik seviyesini sorarım. Bana 0 ile 100 arasında bir değer söyle. Mesela savunma sanayi tarafı yani minimum 70'den başlamalı. Belki 75-80 gibi. Çünkü kullanıldığı alan çok tehlikeli, riskli. Yani senin geliştirdiğin mesela 1000 tane drone'un işte ülkenin semalarında hacklenerek dolaştığını ben düşünmek istemiyorum. Yani bu eğlenceli değil. Simülasyon dünyası değil bu. O yüzden orada bu maliyetleri karşılayıp çok daha paranoyak seviyesinde güvenlik sağlamak gerekiyor. Bu güvenlik ve performans konusu da güvenlikte çok basit bir piramit gibi açıklanır aslında. Piramidin alt başlıklarını, iki bacağını, bir tanesini performans, diğerini güvenlik olarak düşün. Tepesi de availability, erişilebilirlik. Burada mantık şöyle, ben güvenliği ne kadar uzatırsam, yani ne kadar zorlarsam aslında,
Availability, erişilebilirlik o kadar azalıyor. Üçgenin tepesi düşüyor. Çünkü güvenliği zorladıkça artık o ürünün, bu bir web sitesi de olabilir, bankacılık uygulaması da herhangi bir şey. O ürünün kullanılabilirliğini azaltmış oluyor eğer aşırı derecede zorlarsam. Diğer taraftan ben performansını zorlarsam, performanslı olsun dersem, o zaman da güvenlikten yemek zorunda kalırım, feragat etmek zorunda kalırım. Availability yani erişilebilirliği çok yükseğe çıkartırım performansı zorlarsam, doğru. O zaman da güvenlikten feragat etmek zorunda kalırım. Bu da risk. Bunu da işte ne üzerine implementasyon yaptığımıza göre değişiyor. Ben çok kritik bir yapay zeka projesinde yapıyorsam, ben bu paranoyak seviyeleri tasarlamadan onu, ya da en kötü ihtimal onu hacklemeye zorlarım mutlaka. Yani kötü amaçlı bir şekilde onu kullanmaya çalışırım. Bugün yani yıllardır mesela insansız otomobiller üzerinde onları hacklemeye çalışan, yapay zeka mantığını hacklemeye çalışan ekipler var. Bunlar alıyorlar o otomobili ve gerçekten physical adversarial, yani senin uzman olduğun mesela elektronik, işte genel yazılım tarafındaki reverse engineering, sinyal üzerinden hacking gibi senaryoları saymıyorum. Onlar zaten işin mühendislik kısmı. Benim uzmanlığım değil. Fakat yapay zeka tarafını da bu şekilde fiziksel ortamda pen testini yapıyorlar. Onu hatta dün yaptığımız Offensive AI etkinliğinde de bunu anlatmıştım. Bazı kayıtlar var. İşte 35 olarak gösteriyorsun. O physical adversarial attack uygulanmış bir yolda görebileceğiniz herhangi bir alelade üzerinde 35 kilometre yazan bir şey var. Ne deniyor? Levha var. Onun üzerine adversarial attack uygulanmış. Tesla otomobili bunu gördüğünde 85 algılıyor. Yani bu mesela yapay zekadaki testlerden, olası testlerden biri. Yani bizim bu savunma sanayinde bunlar yapılıyor mu diye sorgulamak istiyorum. Yani ekstra siber güvenlik için çalışmalar yapıldığını biliyorum hocam. Ki zaten bu tarafta Havelsan tarafında, STM tarafında büyük oluşumlar var. Ki zaten bir sonraki slide'da da ona değineceğim kısaca. Süper. Yani burada vakit sınırlı olduğundan direkt göze çarpanları ekledim slide'a. Daha detaylandırılabilir yani, çok fazla çalışma var. Ama şu konuştuklarımızı böyle doğrudan işte yapıyor diyebilir miyiz? Ondan net emin değilim. Yani yapılıyor olabilir. Yanlış bilgi vermek istemem. Bakmak gerekir. Yani Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi diye bir oluşum var. Yani siz biliyorsunuzdur. Bu aslında ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması için yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin böyle çıkartılabilmesi amacıyla kurulmuş, oluşturulmuş bir yapı. Burada doktora seviyesinde, yüksek lisans seviyesinde personel yetiştirme amacı da var. Yani endüstriye. Yapılmış yazılımlar üzerinde konuşacak olursak, burada kalkan, bariyer ve ileti gibi Havesan'ın çeşitli yazılımları var. Yani kalkan ağ trafiklerinde yük dengeleme tarafında kullanılıyor. Bariyer ise kurum dışına izinsiz veri çıkışını önlemledi. Yani hani kapalı network diyoruz ya, oradan herhangi bir çıkış olup olmayacağı kısmında çalışıyor. İleti mobil tarafta, yani mobil ya da böyle küçük cihazları güvenliğini sağlayabilmek adına geliştirilmiş. STM'nin geliştirdiği CyberAid var. Burada da açılımlarını bilmiyorum. Yani ekleyecektim ama unutmuşum, yani affedersiniz. Burada muhtemelen siber güvenlikteki ilgili parametreleri önden kestirebilme üzerine geliştirilmiş bir yapay zeka var. STM'ninki Havelsan tarafından ayrılıyor. Çünkü doğrudan yapay zeka kullanıldığını söylüyorlar. Uh-huh. Yine oradaki yaklaşım içerisinde, yani eksik zafiyet bilgilerini tamamlama ve benzer zafiyetleri ilişkilendirme modülleri, zafiyet arama ve değerlendirme çalışmalarına oldukça katkı sağlamaktadır
denilmiş. Yapay zeka tabanlı pro-post koşul analizi ile zafiyetlerin potansiyeli ve sömürü sonrasında alınabilecek aksiyonların tahmini yapılabilmektedir deniyor. Bahsedildiği kadarıyla böyle. Daha detaylı çalışmalar yapılabilir. Yani burada o sizin en başta bahsettiğiniz bir veri seti var. Onun üzerine eğitilmiş modeller var benim anladığım kadarıyla. Ona yönelik kestirim algoritmaları tasarlıyor. Evet, bu şöyle. CVSS dedi, genel siber güvenlikte genel olarak kullanılabilen bir skorlama sistemi. Açılımında Common Vulnerability Scoring System. Basitçe şöyle. Diyelim ki senin kullandığın bir yazılımın X versiyonunda bir zafiyet bulundu. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir araştırmacı o zafiyeti buldu. Bunu kritiklik seviyesini belirlemesi gerekiyor bir kurumun. Onun mesela 1 ile 10 arasında bunun bir skoru olur. Ondan sonra sen o altyapıyı geliştiren ya da kullanan kişi olarak dersin ki burada bir yeni zafiyet çıkmış. Bunun seviyesi mesela 9, çok kritik. 10, süper kritik diyebileceğimiz. O zaman mesela 2 günde müdahale etmek yerine diyelim ki 1 saat içerisinde hallolması gerekiyor. Artık nasıl bir aksiyon almak istiyorsan. Evet, bunun yapay zeka ile tahminlemesini biz de yapıyoruz mesela. O propost işte analizleri vesaire, saldırı öncesi sonrası bunların yapay zeka ile tahminlenmesi. Bunlar da bizim altyapıda geliştirdiğimiz yani aslında yüzlerce machine learning modelinden bir tanesi. Bahsedeceklerim böyle. Savunma sanayi tarafında ekstra büyük bir proje listesi gördüm ama sırayla eklemedim. Yani savunma sanayi tarafında siber güvenlik için muhtemelen bundan sonraki yıllarda daha büyük çalışmalar gelecek diyebiliriz yani hocam. Benim anladığım böyle. Çünkü teknolojik tarafta büyük gelişme var. Siber güvenlik tarafında olmak zorunda gibi duruyor. Evet. Özellikle fiziksel savunma tarafı zaten ciddi bir seviyeye ulaştığı için açıkçası yani ekipler de bunun tadını aldı. Çok fazla uzman da yetişti. Yani senin gibi önceden diyelim 200 kişi varsa şu an diyelim ki 2000 kişiye doğru gidiyor diye varsayabiliriz. Bunun donanımsal geliştiricileri, işte design uzmanları vesaire. Siber güvenlik tarafında çok o şekilde söyleyemem. Umarım öyle olur. Fakat genel savunma sanayi tarafında çok güçlü çalışmalar olduğunu biliyorum. Ve daha da büyüklerin geleceğine eminim. Çok keyifli bir sunumdu. İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Biraz tekrarlamış olabilirim. Bazen öyle oluyor. Kusura bakmayın. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sorular var hocam. Cevaplayabiliriz isterseniz ama takip edemedim ben. Tamam. Bir tanesi ben şöyle seslendireyim. Berk demiş ki benim sorum biraz daha farklı olacak. Yapılan ve yapılacak İHA SİHA ihracatlarında ülkelerle yapılan sözleşmelerde savaş hallerinde ne tür kısıtlamalar üzerine anlaşılıyor? Birincisi bu yani isterse yorumlayabilir ama Cihan'ın uzmanlık alanı değil. Benim zaten de öyle. Bu gizli hocam. Yani bu hiçbir şekilde ulaşılabilecek bir bilgi değil. Ki zaten içeride olsanız bile bu tarz şeyleri yani seviyeler var ve en yüksek seviyeler diyebiliriz yani. Bu soruların cevapları öyle Çünkü bilinen cevaplar değil. Olmaması bunun, bilgi. Evet, bunun sebebi çok basit. Bu teknik bir sorun değil. Yani bu ticari farklı. Ticaretle alakalı. O yüzden sana gelmesine gerek yok. Birincisi. Diğeri de ben bir örnek vereyim. Ya ben biraz araştırıyorum bu şeyleri meraktan. Mesela X firması diyeceğim. Çünkü Türkiye'de olan global bir firma. Bu bir CNC tezgahı üretiyor. Ve senin geliştirdiğin o yapay zekanın kullanıldığı donanımlar da o fiziksel tasarım vesaire üretim de sonuçta bu CNC tezgahlardan çıkıyor. Çıkmak zorunda değil. Onun da üretiliyor. Haliyle onların çizimini vesaire için mesela o CNC tezgahının farklı modları olduğunu düşün. Mesela eklentileri olduğunu düşün. Bu eklentileri de sen her seferinde satın almak zorundasın. Yeni bir şey yapıyorsan. Yani bir basit bir iş yapan
sanayideki basit bir işi yapmak için CNC kullanan biriyle savunmada ileri teknoloji üretmek için kullanılan modüllerin farklı olduğunu düşün. Sana sadece savunmada diyelim ki drone üretebilmen için gereken olan modülü bile satmıyor. Bak sen bunu açıklarken bile zorlanıyorsun. Bu ambargoyu. Ama adam sadece diyor ki sorun yok. Ben sana CNC tezgahını satarım diyor. Bütün teknolojiyi veririm diyor kullanabileceğin. Hiç sorun yok. Ama şu lazım. Yok. Yani olmaz. Ya Onu o öyle ki, yazılımı vermiyor. pardon hocam, öyle ki zamanında tarihe baktığımızda da yani yapıldı. Yani açıkça kullanım için alınmış ama tam kullanmak istediğimizde devre dışı bırakılmış üniteler de var. Yani hava araçları tarafında özellikle. Yani o yüzden oturup baştan yapmak gerekiyor bazı şeyleri. Ki zaten şu anda birçok alanda yani savunma sanayi tarafında birçok projede dünya ile yarışabilecek seviyede olduğumuzu düşünüyorum yani dediğiniz gibi. Böyle ha bize karşı kullanılabilir mi? Yani şu anki seviyede herhangi bir ürün satışa çıkıyorsa o ürünle baş edebilme tarafında bir çalışma zaten yeterli kadar büyük bir olgunluğa erişmiştir ki o ürünü adam satıyordur demek. Bu karşı taraf için de böyle, bizim için de böyle. Evet. Yani böyle olduğunu düşünüyorum. Bu şeyden yorumda F-16 ile alakalı bir şey olmuş da o biraz farklı. F-16'nın kaynak kodlarının değiştirildiğini biliyorum. Yani şöyle bir uçak satın alıyorsun. Normalde onun içerisine müdahale edemezsin. Fakat bizim Türkiye'de tam projenin adını hatırlamıyorum. Yıllar önce sanırım Obama dönemiydi. F-16 içerisindeki yazılım işletim sistemi komple sıfırdan geliştirildi. Türk savunma sanayi endüstrisi tarafından. Ve onun entegre edilme süreci de yıllardır tamamlandı. Yani bu çoktan aşılmış bir süreç. Aynen. TUSAŞ tarafından. Hatta çok daha ileri şey de var. Mesela şimdi F-16'ların vesaire bunların işte modernizasyon için bir kit gerekiyor. Modernizasyon kiti gerekiyor. En son öğrendiğim bilgi şuydu. Teknik olarak o kite ihtiyaç yok. Yani biz hallederiz. O kiti bana vermesen de ben onu istediğim seviyede modernize ederim diyebiliyor Türkiye'deki savunma sanayi. Normalde bunu yapamazsın. Ama bunu teknik olarak yapabiliyor. Sadece bunun söylemelerinin sebebi de şu aslında. Yani benim işimi daha fazla zorlaştırma. O kiti artık vereceksen ver. Ben gayet uygun bir şekilde, sorunsuz bir şekilde yapayım. Yoksa yapabiliyorum zaten. Diyor. Aynen öyle. Başka sorular bakıyorum. Ben de açtım hocam şu an. Evet, o X ülkesinden aldığımız İHA'ları başka bölgelerde kullanmak vesaire. O da çok basit. Zaten aramızda geliştiren kişi var. Yani şöyle düşün. İHA'dan bir görüntü geliyor. Ama sen başka bir ülkenin İHA'sını, SİHA yoktu o zaman. Yani SİHA'yı satmıyorlardı zaten bize. Amerika'nın Predator'u vesaire var. İşte o bahsettiğimiz ülkenin de var vesaire. Buradan elde edilen görüntü yer istasyonuna gidiyor. Fakat o ürün senin olsa bile yer istasyonundaki o ekranlara görüntüyü vermeden önce onu X ülkesinde kontrol edip görüntüyü onaylayan ya da onaylamayan birileri var. Çünkü o yazılımı, o elektroniği yapan kişi sen değilsin. Bu kadar basit. O sana Aynen. istediği veriyi gönderiyor. Birkaç saniye gecikmeyle arada istediği görüntüyü engelleyebilir. Hatta buna bile gerek yok. Onu otomatikleştirebilir bile yapay zeka ile. Aynen öyle. Yani bunlar şu an aşılmış durumda. Şu an bunların Maalesef. hepsi çocuk oyuncağı. Zamanında yapıldı maalesef. Evet. Telemetri verilerinin ve sınırlarının taktik belirlenmesinde ve simülasyon ortamına karar verilmesinde etkisi ne oranda oluyor? Bunlar ekleniyorsa TINI, ML gibi araçları mı kullanılıyor? Simülasyonla alakalı. Yani telemetre verilerinin ve sınırlarının mı diyor? Sınırlarının Sınırlar. taktik belirlenmesinde ve simülasyon ortamına karar verilmesinde ikisi ne oranda oluyor?
Yani telemetri şeklinde dağılaştırmak doğru değil ama yani genel konsepte burada simülasyon içerisinde mi düşünüyoruz yoksa gerçek dünyadan alınan telemetre verisine simülasyon ortamına aktarılmasını mı düşünüyoruz? Muhtemelen ikincisi. Burada sadece telemetre verisi değil, yani yine etkili ama bizim yapmak istediğimiz amaca yönelik. Sadece manevra kontrolü yapmak istiyorsak eğer o output belirli bir şeyle return ettiğinde input tarafına birkaç tane parametre yeterli olacaktır yani. Ama farklı farklı parametreleri kontrol etmeye gerek kalmazken bir anda görev değişirse yani daha büyük bir şeyle uğraşmaya başlarsan işte o zaman yeterli olmayacak. Yani çeşitli parametrelere bakmak lazım. Etkisi var ama göreve bağlı. Yani görevin basitliğine ve ilişkisine bağlı diyebilirim. Yani orada tiniyemen diyorsun ama tiniyemen yani şey deniyor. Ultra low power machine learning sistem gibi. Yani mikrocontrollerlar üzerinde çalışmak falan direkt soruyla simülasyonla alakası var mı? Çok bir alaka görmedim. Şeyim biraz. Yani benim dediğim şeydi mesela TinyML örnek olarak sensör verisi okuyor ya. Mesela bizim simülatörümüz var. İşte pilotajla ilgili ya da uçağın kendisini kullanıyoruz. Oradaki verileri alıp bir şekilde işte düzenleyip simülasyona gönderip yani gerekirse belli bir İşte hava aracı için avantaj elde etmesini falan sağlayabiliyor mesela insansız ya mesela ya da insanın ne kadar G'ye dayandığını falan verilerini gönderip o mesela gereksiz mi olur yoksa öyle bir şey yapılıyor mu? Hani karar verirken mesela ben buna karşı şöyle üstünüm diyebiliyorum mesela araç, yapay zekalı araç. Yani orada kendi başına yapamayacaktır. Onu önceden belirlenmiş olmak gerekiyor. Yani bu yapabileceği bir şeyse eğer, bir durumsa, modellenmişse, bunu gerçekleştirebiliyorsa kendisi, bunu söyleyebilir. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama ne kadar güçlü olur emin değilim. Yani çok böyle etkili olur mu? Bence küçük ortamlarda çok böyle bir şeyler etkilemez ama belki bu siber güvenlik tarafında işte dışarıdan bir veriyle içeriye girmek kısmına bakarsak orada küçücük bir şey bile büyük şeylere sebep olabilir. Ki o zaman o küçücük şey artık ben çok çok üstünüm diyebilir yani. Birazcık sebep olduğu şeyle alakalı sanki. De bir şey aklıma takılmıştı. Mesela bunları satın alıp deneyebilirler ya aynı şekilde sınırları. Bir şekilde elde edip ya da bizim ürettiğimiz bir aracın mesela. Sonra onu mesela normal bir pilot bile koyup işte bir tehlikeli bir manevra şeyine sekansına sokup da böyle bir yerin arıza vermesini sağlamalarını engellemek için de böyle bir şey kullanılır mı ya da kullanılır mı? Da merak ettim. Yani tersine mühendisliği yapmak şu anki seviyede, şu anki teknolojide çok kolay değil. Yani özellikle insansız hava araçları için, işte gelişmiş akıllı radar sistemleri için falan bunları yapmak kolay şeyler değil ki zaten bunları doğrudan bireye satışı gibi bir şey de söz konusu değil. Yani bireysel satış yok yani orada. Öyle bir şey denenebilmesi için atıyorum küçük dronlar üzerinde böyle bir şey yapabilirsin ama ya da ne bileyim self-driving car üzerinde falan da deneyebilirsin. Çünkü bireysel satışı açık bunların. Ama birazcık daha savunma sanayi üzerinde düşündüğünde bunu hiçbir ülkeye yapma şansın çok yok gibi. Yani siber güvenlik sanki yani siber saldırı ya da işte bu tarz bir manipülasyon diğerine göre daha kolay diye düşünüyorum. Yani aracı almana gerek yok. Anlatabiliyor Bu muyum? reverse engineering tarafında bir yorum yapayım. Genel bir yorum olacak, savunma sanayi odaklı. Burada yanlış anlaşılma olabiliyor teknik taraftaki, yani merak edenler için söylüyorum. Zannediyorlar ki mesela F-16'nın, bizdeki F-16'nın kaynak kodunu elde edemiyoruz zannediyorlar. Mesele elde edememek değil aslında.
Yani bizim mühendisler tabiri caizse hani okuyup üfleyebiliyor. Tamam, onun kaynak kodunu alabiliyor. Fakat sorun, onu aldığında legal olarak hiçbir şey de kullanamazsın. Yani yasal ve telif hakları, patentler vesaire, bu gibi şeyler de kullanamazsın. Yoksa onun nasıl çalıştığını inceleyebilirsin. Kaynak kodundan erişmek. Ha, şeyin adaşımı söylediği %100. Doğru. Sonuçta o İHA'yı, SİHA'yı sen hiçbir zaman alamayacaksın. Bir kişi olarak. Devlet alır. Orada da yasal sözleşmeler ve karşılığı var. Yani aslında şunu demiş oluyor. Satan taraf diyor ki, evet ben sana bunu veriyorum. Fakat güvendiğim ya da güvensizler listesinde olmadığın için veriyorum sana. Benim dostumsun vesaire. Senin reverse engineering yapmayacağını varsayıyorum, umut ediyorum. Yaparsan başına ekşirim diyor. Biz de mesela diyelim F16 kaynak kodları falan elde edebiliyorsun. Fakat buradaki olay, onu asla kullanamazsın. Onu değiştirip aynısını ya da değiştirerek kullanamazsın. Öyle bir yasal hakkın yok. Mesela Türkiye'de F16, yani gerçekten istense 500 tane birden üretir Türkiye. Ama satın almakla uğraşıyorsun. Doğru mu? Çünkü yıllardır F-16'nın en zorlu şeyleri zaten Türkiye üretiyor. Fakat yasal anlaşmalarla üretiyor. Parça üreticisi şeklinde. Onu sıfırdan da üretir Türkiye. Birden 500 tanesini üretir fabrikasında. Fakat üretemezsin. Çünkü patent ihlali olur. Başın ciddi ağrır. Teknik olarak yapabiliyor olmak ve gerçekte yapabilir olmak başka şeyler. Aradaki fark bu. Aynen, yani devletler söz konusu olduğu için böyle. Tabii. Benim bazı sorularım var. Bu ya da aklıma gelen şöyle bir sorayım. Mesela bir drone GPS ile haberleşiyor, doğru mu? Evet hocam. GPS de aslında yani bir ülkenin kontrolünde diyebilir miyiz? GPS uyduları birinin kontrolünde. Ve bildiğim kadarıyla, hani askeri sistemler uzmanı değilim, kişisel araştırmalar sadece, genele açık, sosyale açık, bu Google Map de olabilir. Mesela bizim gibi sıradan kullanıcılar, sosyal dediğim. Onlara açık GPS ile askeri sistemlere verilen GPS arasında doğruluk farkı var. Bu bilgi doğru mu öncelikle? Yani ben diyelim ki telefonumda kullandığımda bana örneğin 5 metrelik bir doğrulukla bilgi verdiğini varsayalım. Fakat askeri sistemlerde bunun daha dar bir, daha doğru bir koordinat verdiğini biliyorum. Bu doğru mu? Evet hocam, doğru. Yani toleransı daha düşük, daha güvenli. Ki farklı şekilde de o GPS'ten gelen veriyi doğrulama yapıldığı için zaten yanlış bilgi verse de kolaylıkla ortaya çıkabilir. Süper. Tam olarak bununla alakalı soru soracaktım. Gelen veri doğru olduğunu varsayalım. Fakat o GPS kaynağından gelmediğini varsayalım. Yani artık gelmiyor. Bir savaş dönemindeyiz. Ve o bilgiyi artık bize göndermiyor, ki göndermeyebilir. Bu doğru mu? Yani evet. Onaylatarak gidiyorum. İşin uzmanına. Yok estağfurullah hocam. O GPS verisi bana gelmiyorsa o zaman ben ne yapacağım? İHA ve SİHA'larda bunun önleminin alındığını biliyorum. Aslında işin uzmanı olarak senin cevaplamanı isterim. Şöyle, GPS verisi bana gelmiyor. Birincisi, ben şu cevabı hani gerek yok. Mesela Türkiye kendi uydularını fırlattı. Kendi GPS tarzı bir koordinasyon sistemini kurdu. Bu tür riskleri hesapladığı için. İşte Rusya'nın var, Japonya'nın var vesaire. Yani özetle diyor ki ben Amerika'nın kontrolündeki GPS'e güvenmem diyor. Kötü bir dönemde. Hatta internet için bile yapıldı bu. Mesela normalde global bir internete bağlıyız. Bütün dünya. Ve bunun da kurucusu, yani DARPANET döneminde Amerika olduğu için şu an fişi de onun elinde. NSA'nın elinde. O yüzden bazı ülkeler, Japonya, Rusya, Türkiye gibi kendi Karanet gibi sistemlerini kurdular. Kendi savunma sanayi altyapılarının, devlet altyapılarının özel durumlarda internetini kendi altyapısında sağlayabilsin diye. Buna geçiyorum. Uydu kısmını da
geçiyorum. Çünkü biz uydu fırlattık. Zaten kendi GPS altyapımız var artık. Onu kullanıyorsunuz teknolojilerde. Fakat benim merak ettiğim şu. GPS'i manipüle edebilmek. Mesela İran'da Amerika'nın en kritik dronlarından ve SİHA diyebileceğimiz silahlı dronlarından bir tanesi bayağı keklik gibi indirildi. Düşürüldü demiyorum. Çünkü GPS'i manipüle edilerek kendisine sanki Nevada'daymış gibi bir konum gönderiliyor. Ve o İran'daki bir yere iniş yapıyor. Böyle bir manipülasyon tekniği. Bunu yani hem elektronikçisin hem de işin her türlü içindesin. O yüzden yorumunu merak ettim. Yani yapılabilir hocam ki zaten yapıldığını bizzat örnekle söylediniz. Ya ileriki aşamalarda ne kadar yapılabilir? Yani önlem alınıyor. Çok böyle karşılaşılan bir durum değil. Bir taraftan da bu farklı kontrol eden sistemler var. Ama ekstra yeterli olmadığı için ki zaten şu an bizim ülkemizde de artık uzaya ayrıca bir çalışma alanı olarak bakılmaya başlandı. Yani bu sebeplerden dolayı. Yani envantere sahip olmak yeterli değil ama ekstra uydu haberleşmesiyle onları kontrol edebilecek farklı sistemler üretmek burada en mantıklı çözüm oluyor kendi içerisinde. Yani o GPS yanıltabilir mi? Yanıltabilir. Ki manipüle edilebilir bir şey. İşte bunu da yapmış olduklarında ekstra bir şey bize teyit verirse ki zaten şu an bunu yapmaya çalışıyoruz yani uzay tarafında yine yapılamayabilir. Yani bu adamlar bu işi başarmışlar ama bir 5-10 yıl sonra başaramayabilirler. Yani diğer tarafta çok daha iyi önlemler var. Yani birazcık ne denir ona? Ayrı ayrı her ülkenin kendine ait kapalı bir sistemi olacakmış gibi düşünebiliriz bunu. Burada şöyle bir yaklaşım var. Sizin firmada mıydı yoksa TUSAŞ'ın bu Aksun grubu vesaire onlarda mıydı hatırlamıyorum. Sadece şöyle bir bilgi aldım. Bu GPS tarzı bilgi gelmediğinde ki dünya şartları olabilir bu. O zaman kendi konumlanmasını şöyle yapabildiğini öğrendim. Bir haritası var. Bu haritada da diyelim ki gittiği bölgede görüntüyle senin geliştirdiğin computer vision ve deep learning'le gidiyor oradaki dağı görüyor ve dağı tanımlıyor. Diyor ki bu X dağı. Ona olan mesafesini sensörlerle ölçüyor. Eğimini, mesafesini vesaire, yakınlık, uzaklık. Ondan sonra diyor ki ben eğer bu dağın şu uzaklığında ve şu irtifasındaysam o zaman benim konumum şudur diye tahmin çıkartıyor. Aynen. Yani görsel konumlandırma sistemi diye geçiyor. Evet. Ki zaten Baykar'ın sitesinde de var. Yani detaylarına inemem ama bu zaten olan bir yaklaşım. Yani yerdeki görülen dünya içerisinde nerede olduğunu çıkarma. Bu şehir içinde kullanıldı. Yani mesela telefonla birkaç tane fotoğraf çekerek ben neredeyim diye sorabiliyorsunuz algoritmaya. İşte hemen size çıkartıyor. Yani bu arada benim söylediğim kadarı genel açık bir bilgi. Bu arada böyle sır paylaşmıyorum. Tabii aynen. Onu zaten söyledim hocam. Direkt web sitesinde paylaşılan bir yaklaşım diye. Yani böyle. Onun sivil tarafındaki uygulamaları da var. İşte savunma sanayi tarafındaki uygulamaları da var. İşte doğrudan teyitleme. Yani o konumu birden fazla sistemle teyitleyebiliyoruz. Gyro'lar var mesela. Ta yani en başlangıç noktası belirlendikten sonra, ilk başlangıç noktası belirlendikten sonra çok çok minik sapmalarla neyin nerede olduğunu kestirebiliyoruz. Ki zaten bu mesela Doğu Anadolu'da bu bazı besicilikte kullanılan sensörler var. İşte inekleri dağa salıyorlar. İnekler nerede? Yani anlık olarak hesaplama var. Adım sayısı işte tek tek hesaplanıyor. İneğin çıkış noktasına göre hangi yöne doğru gittiği, hangi dağdan nerede olabileceği hesaplanıyor ki zaten bu tamamıyla matematik. Yani X, Y, Z ekseninde hareket eden bir sensör var.
ucuca ekleyerek nereye gittiğini 3 boyutlu uzayda kestirebiliyoruz. Onu da 3D bir map açıp terrain map'e oturtabiliyoruz. Bu sayede nerede olduğu bilgisi kolaylıkla çıkabiliyor. Ben süre çok uzadı. Gelen soruları almayacağım. Sadece çok kısaca senin uzmanlığın olduğu için bir cevap isteyeceğim. Bu İHA SİHA'larda falan hani reinforcement learning vesaire birçok şey kullanılıyor. Computer vision, deep learning. Acaba öğreniyor mu bunlardan? Yani bildiğini uyguluyor. Fakat gelen veriden ve aldığı şeylerden öğrenme yapıyor mu? Hani online learning diye bir teknik var ya. Kararlarını güncelliyor mu? Yani bildiğim kadarıyla şu an real böyle kullanıcıya çıkan sistemler offline'da tercih ediliyor. Çünkü ticari tarafı da var işin birazcık. Şu anki seviyede offline olması ilk seçenek. Yani öyle diyebilirim. Anladım. Online reinforcement learning, offline reinforcement learning örneği var. Yani ancak akademik seviyede mümkün olabilir hocam. Sürekli öğrenmeye devam edebilmesi için simülasyon içerisinde kalmaya devam edecek. Ki zaten yeteri kadar varyasyon ürettikten sonra buna ihtiyaç yok. Offline'a çekebiliyorum. Diğer türlü real dünyaya çıktı alıp real dünyada hayatına devam etmesi lazım o ürettiğimiz modelin. Bu da çok mümkün değil. Yani orada da şu oluyor. Aslında seni dinlendirmek için arada giriyorum. Burada da basitçe şu oluyor. Şimdi offline reinforcement learning dediğinde mesela insansız otomobil diyelim. İnsansız otomobili sen online reinforcement learning yaparsan bir yerde yolda giderken uçurumdan aşağı doğru uçmayı öğrenmek isteyebilir. Yani teknik sorun bu. Takılı offline kalabilir. Evet. Offline yaptığımızda aslında ona tamamen simülasyon ortamında öğretiyor. Cihan gibi reinforcement learning uzmanları orada. Offline'da her şeyi öğretiyor. Diyor ki bak bu yanlış, bu doğru, bu yanlış, bu doğru. Sen git kafanı çarpacaksan simülasyonda çarp diyor. Uçurumdan atlayacaksan simülasyonda atla diyor. Ondan sonra sınırlarını belirliyor. Sonra bunu production ortamına sunuyor gibi bir senaryo. Aynen öyle. Ki dinamik olması da çeşitli problemler de var. Yani o uçurumdan atlamayı denemek istemesi gibi mesela robotlarda çok görüyoruz bunu. Eğer bu dinamik öğrenmeyi devam ettirirlerse hatalı polisiye takılı kalıyor sistem. Yani yanlış bir loss değerinde sürekli minimum zannediyor muhtemelen orayı. Çıkaramıyor. Yani exploration, exploitation ikilemi vardır ya. Orada takılı kalıyor. Atıyorum çıkmaz sokağa giriyor. Sürekli dönmeye başlıyor. Çıkamıyor oradan. Yani o çıkamadığı için beslediği bütün veri de o sokaktan gelmeye başlıyor. Önceki bildiğini de unutuyor. Yani bir şey kalmıyor robotta. Yani iyice orada zeka seviyesi düşmeye başlıyor işte o çıkmaza girdikten sonra. Oradan bir an önce kurtarması gerekiyor. Bu robot süpürgelerde falan var öyle. Yani 12 farklı yöne gönderiyor. Hepsini tek tek denemeye başlıyor bir süre sonra. Çünkü oradan çıkamazsa 360 derece dönmeye başlıyor. Ve takılı kalıyor sistem. İnsan müdahalesi gerekiyor. Evet. Bu reward hacking diye geçiyor. Reinforcement learning'de. O da şöyle tam olarak anlattığı gibi. Mesela buradan başlayacak, buraya gidecek. Bu agent herhangi bir şey olabilir. Simülasyon bile olabilir. Buradan buraya giderken araya ödüller koyuyoruz. O ödülleri topluyor. Fakat kendisi aslında çok özet bir şekilde söyledi. Bir kısır döngüye yakalanıyor. O da şöyle oluyor. Bir tane ödülle çalıştığı için reinforcement learning agent'ı o ödülü alıyor fakat bir kısır döngüye giriyor ve sürekli ödül topluyor. Dönüyor dolaşıyor topluyor. Ama bunun hedefi aslında buradan buraya gitmekti. Yani hedefe ulaşamıyor. Ödülü topluyor. Reinforcement learning'in temel hedefi ne? Ödül toplamak. Ama polisi doğru tasarlamadığın zaman sürekli ödül topluyor ama hedeften kopmuş oluyor. Hedefe varamamış oluyor gibi bir senaryo. Aynen. Süper. Can, açıkçası normal sürenin de üzerine çıktık. O yüzden ben biraz hızlı bir şekilde artık toparlayayım dedim. Çünkü yorucu olduğunu biliyorum. Yok hocam, çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim.
Yani hem size Benim hem için de. bize. Dinleyen arkadaşlara da ayrıca teşekkür ederim. Yani gecenin bu saat oldu, hala bayağı bir katılımcı var. Çok teşekkürler. Benim için de açıkçası keyifli oldu. Hani bir de şu da var. Ben bildiğimi varsaydığım şeyleri işin içindeki kişiliğe onaylatınca, onun bakış açılarını anlayınca benim için ayrıca keyifli oluyor. Bilgimi doğrulamış da oluyorum. Ya da Çok, eksiğim çok sağ oluyor. olun hocam. Yani böyle Eksiğimi. düşünmeniz gerçekten, yani sizin yanınızda ben çok toy sayılırım. Estağfurullah. Hala öğrenci edasıyla yaklaşabiliyorsunuz. Gerçekten saygı duyuyorum size ayrıca. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlara da katıldıkları için teşekkürler ve sen de hani yeni arkadaşlara destek olmuş oldun. Onlara bir aslında şey olmuş oluyor. Yani bu arkadaşlar diyor ki ben buradayım. Ben buradan senin buraya nasıl giderim? Bunu görmeleri gerekiyor. O yüzden yapıyoruz bu tür çalışmaları. O yüzden katkıların için teşekkürler. Rica ederim. Herkese teşekkürler ve hostu bana verebilir misin Cihan? Tabii ki hocam, bir saniye. Kapatayım. Yayın kaydıyla alakalı. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar hocam. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Teşekkürler.